nasıl yapmayacağım Tuğba? Gelinin mutfakta da kritik hafta. Sen niye ağlama rica ediyorum. Belki de yaptığın en son tadım bu. En son ve en zor. Kötü oldum. Ay ay. Ay ne oldu? Tuğba. Tuğba. Gelinin mutfaktanın gelmiş geçmiş en başarılı gelini. Tuğba. Efsane yarışmaya efsane gelin veda mı ediyor? Herkesi çok seviyorum. Koskocaman bir devir mi kapanacak? Sosyal medyada konuşulanlar gerçek mi olacak? İddia ediyorum. Tuğba elendi. Tuğba mı Yeşim mi? Yoksa bir başka gelin mi? Bulamıyorum anneciğim, bulamıyorum. Bulacaksın ya. Veda eden gelinimiz... Allah! Ne? Şaka. Gerçekten de. Odaklanamıyorum hiçbir şeye. Yemeğime odaklanamıyorum. Gelinin mutfakta bu hafta nefes kesecek. Olsun. Kanal D ekranlarına en sevdiğiniz program Gelinim Mutfakta'ya hoş geldiniz. Ay sonunda Beyhan Öksüz'den kurtulduk mu? Vallahi çok rahat. Yok inşallah. Nerede? Allah kurtulduk diye düşünüyordum ama ekibi aradım. Ben korkmaya başladım. Cuma'dan beri ben görmüyorum zaten. Telefonlarımı da açmıyor. Ekibi aradım. En son dedim kaynanam yok dedim. Korkma korkma sadece bir sürprizi var dediler. Ben de bilmiyorum. Bana da söylemiyor. Köşe bucak kaçırıyorlar kayınvalide. Ben de bilmiyorum. Ben biliyorum. Allah ben korkuyorum ama. Geliyor gelmekte olan. Senin bilmemene şok oldum yani. Sen nasıl bilmezsin ki zaten. Allah. Anons bekliyormuş Beyhan abla. Allah. Yapalım. O zaman şöyle güzel sağlam bir anons ister o şimdi. Acaba ne yapacak? Gelinin mutfaktanın gelmiş geçmiş en fenomen kayınvalidesi. O en tecrübeli kayınvalide. O halde son 10 bileziği kazanan Beyhan Öksüz. Hayırdır inşallah. Herkese çok teşekkür ederim. Ay hiç böyle bir şey beklemiyordum. Nereden çıktı? Ya şimdi ben altın bilezik aldım ya dün. Bilezik. Altın mı? Bilezikler aldım ya. Hay altın ne oldu ya? Altın bilezikler aldım ya. Altın. Ben de dedim artık ben baktım hep ger adım atıyorum. Dedim bir kendime, aklıma, beynime bir değişiklik yapayım. Reset attım diyor. Evet. Bizim mahalleden de Allah razı olsun. Uğurcan'a dedim ki yavrum benim böyle bir hayalim var. Bunu gerçekleştirek mi? O da kırmadı. Siz de buraya gelsenize, gelin. Çok teşekkür ederim. Bu arada siz de böyle yaklaşın. Buraya bir değişiklik olsun dedim. Alkış! Alkış! Çok iyiydiniz. Kızlar yani siz çıkınca coştuk, erkekler savaşı bıraktılar, çok hoşumuza gitti. Hele şu tulum bizi bizden aldı. Eğer buradaysanız arada lütfen girin biz yemek yaparken, çok teşekkür ediyoruz. Gençliğinize sağlık, o kadar pırıl pırıl, o kadar güzelsiniz ki tebrik ediyorum sizi. Hüseyin Hanımcığım bir de dedim bir değişiklik olsun dedim, buranın bir... Performansı böyle dedim bir yükselsin. Gerçekten tebrik ediyorum. Bütün kalbimle çok güzeldiniz. Sizi alkışlarla dinlendirmeye alıyorum. Şöyle geçebilirsiniz. Gel. Bilezikleri almışım. Tabii ki Horan ekibiyle geleceğim. Böyle bir fırsat kaçırılır mı? Damla Gelin'in eşiyle tanışma macerası herkesi güldürdü. Eşim beni görüyor, beğeniyor. Evet, ne güzel. Annesine kadar söylüyor. Evet. Geldi işte oğlum şöyle, işte şu üniversitede okuyor, İngilizce konuşuyor. Dedim ki teyze ama ben İngilizce bilmiyorum, nasıl anlaşacağız? Yok diyor, Türkçe de biliyor, merak etme. Aleyna'nın gerçek ismi ortaya çıkıyor. Herkes çok şaşırıyor. Aleyna'nın gerçek ismi... Aleyna ne demiş biliyor musun? Ben senin kardeşinden bir şartla vazgeçerim. Songül Hanım kime neden isyan etti? Pantuz gibi hayatımıza yapıştın. Bir git artık, bir uzak dur bizden. Hepsi birazdan Gelin'in mutfakta da. İşin şovu bir kenara, bugün çok anlamlı bir gün. Çünkü bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. 18 Mart Zaferi'nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle ve rahmetle anıyoruz. Evet, bu güzel günümüz kutlu olsun. Beyhan abla gerçekten çok özel bir günde güzel bir müdahale yapmışsın. Ya. Ama o tarzın beni benden aldı. Şuradan bir yürümezsen içimde kalır. Yürüyemiyorsun da niyeyse anlamadım ben ama. Ben müdahale ettim Nursel Hanım, nasıl? Bir yürüyemiyorsun. Niye öyle garip garip yürüyorsun? Ayakkabılara çok para verdim, kıyamıyorum üstüne basmaya. Ay şekerim, bangır bangır basa basa yürü, gel şu endamını görsün millet. Çok pahalı ya. Şuraya da şöyle. Bambaşka bir kadın olmaya karar vermiş. Bakayım olmuş mu? Olmuş. Çok güzel olmuş. Gözlüklerine falan bayağı yakışmış, biliyor musun? Evet. Tebrik ediyorum. Kıyafete girme. Evet, bak yürüyemiyor. Basmıyor, kıyamıyor. Bana pahalıymış. Ayakkabı pahalı diye yürüyemiyormuş. Markası ya. Kesin sıkıyor onlar seni. Dün bütün maaşımı harcadım Nurselciğim. Emekli maaşını o ayağındaki ayakkabılara harcamış. Onu harcayacağına ver karele, torununa harca. Fişek gibi bir gelin ve kayınvalideye hazır mısınız? Hazırız. Gelinimiz Damla Çınar İzmirli, 26 yaşında, aslen Sivaslıymış, İzmir'de yaşıyormuş. 8 yıllık evli, 2 oğlu varmış, güzellik uzmanı ama şu an çalışmıyormuş. Kayınvalidemiz Rabia Çınar, 55 yaşında, Sivaslı, 40 yıllık evli, 5 çocuğu, 5 torunu, 2 gelini var. Ev hanımı İzmir'de yaşıyor. Alkışlarla. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. O suratındaki ifade ne? Ay, ay. Korktun mu? Hayır, korkmuyorum. Endişeli misin? Böyle hayır, değişik suratın. Hayır. Rabia Hanım, korkmuyor musun? O diye bir gel bakayım, o zaman nasıl korkacağını anlarsın. Mutlusun. Evet, tabii. Bilerek geldin, isteyerek geldin. Aynen. Tamam, kim başvurdu? Ben başvurdum. Haberi var mıydı? Tabii tabii. Rabia Hanımcığım. Mutlaka tabii ki söyledim. Kendisi de istedi. O vesileyle geldik bakalım. Sen Yıldız Elli'ye benziyorsun. Aynen Sivas'tan. Zaten Yıldız Elli'ye. Üstüne mi bastım? Evet, tam üstüne. Bravo bastım. Bana o zaman. Çetik mi getirdi? Size patik getirdi. Bakayım. Belki beni görünce üşürseniz ayaklarınıza giyersiniz. Seni görünce üşüyeceğiz mi? Evet. Niye üşüyelim seni görünce? Ay çok güzeller. Bana niye getirmedin? Getirmiş. Bana da getirdim. Ha 4 tane, 4 özellikle sana getirdim Beyhan Hanımcığım. Bak ben de kendimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Ayakkabıları çıkar, al ayağında yürüyemiyorsun. Rabia abla, sevimli gözükmek için elinde hediyelerle, çetiklerle gelmişsin ama ne olsa da olmuyor ya. Giy bunları. Niye? Yürüyemiyorsun. Çok güzeller. El emeği mi? Evet. Kim? Evet. Sen mi yaptın? Kurban olurum sana. Tebrik ediyorum. Bilezikler nasıl paylaşılacak? Ben yarı yarıya istiyorum. İstiyorsun da evet. Veriyor mu? Hayır tabii ki. Tabii ki verecek. Ne münasebet. Ben buralarda neler mi çekeceğim? Tabii ki alacağım. Buralarda neler mi çekeceğim? Öyle dediğine bakmayın Nursel'in. 1 ya da 2 tane o da istersen. Aa. Hayır, ben yarı yarıya geldim. Ağırlığını koy Rabia'cığım. Evet, tabii ki koyacağım. Önce sen bir tabağımı bul, bir 5 ver bakalım. Ondan sonra konuşuruz. 5 verirse tamam mı? Yok, bunu devam ettirmesi lazım. Bu gelinler hiçbir şey kabul etmiyor. Sen hiç merak etme. İyi yemek yapıyor musun Damlacığım? Tabii. 8 yıllık evlisin zaten. 2 de oğlun var, yapmaman imkansız. Sizi bütün iddianızla alkışlarla iddianızı alıyoruz. Hadi tutun örtülerin ucundan. Buradan anne. 3, 2, 1, kaldırın örtüleri. Bugün, doğru mu görüyorum? Hıngel yapıyoruz. Sivas, günün yemeği hıngel. Hayatımda ilk defa yapmıyorum, en başarısız olduğum yemek. Bugün hıngel yapıyoruz. Hınkal deniyormuş. Artvin mantısı olarak geçiyormuş. Önce hamur malzemeleri. 6 su bardağı un, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı ılık su. İç harç için 500 gram kıyma, 2 adet kuru soğan, 2 çay kaşığı tuz, 1,5 çay kaşığı karabiber, üzeri içinde 1 tatlı kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı tereyağı, çeyrek bardak sıcak su, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber. Öpüşün ayrılın lütfen. Aleyna öyle bir yemek odası takımı istedi ki herkes çok şaşırdı. Ay Songül'cüm, sana şu an bir göz gözü geldik, acıdım kadına. Böyle boynunu da bükmüş. Hepsini annesini aldırtacağım. Yatak odasını da almayacağını söylüyordu fakat gittik o mağazaya, alıyordu da. Yine de alacak, bakın ikisini de alacak bana. Aleyna alacak dedi, Songül Hanım almam dedi. Songül teyze haklı almamakla, çok istiyorsa çalışsın, kazansın, alsın. Konuşan sandalye tanımadığı insanı oturtturmayacak mı? O beni oturtturmayacak. Bence kapı da akıllıdır. İstemediğini içeri almaz zaten. Keşke, öyle bir şey olsa keşke. Beyhan teyzenin bir lafı var. Benim aklımla mı oynuyorsunuz ya? Hepsi birazdan gelinin mutfakta da. Bu güzel yemeğimiz için süreniz tam 50 dakika. Gerçekten kolay gelsin. En çok işçiliğe vakit ayıracaksınız. Hazırsanız... 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Hingel yapmak hiç kolay değil. Bildiğimiz mantıya benzemiyor. Dingele şekil vermesi oldukça zor. Hamurun kıvamını tutturması da bayağı bir emek istiyor. Hepsine kolaylıklar diliyoruz. Hanımlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Hoş bulduk da hiç de hoş bulmadık. Hafta sonumuz nasıl geçti? Niye kız? Daha ne olsun be? Yani geldiğin gibi ne Allah aşkına bir abartı. Sanki şampiyon 6. sezonun şampiyon olmuş gibi kutlama yaptın ya. Ya bir şey söyleyeceğim. İş şampiyonlukta değil. Ne? Ne oldu? Sen bizden üstesin. Gönül ne kıskançsın ya. 6. sezonun şampiyon olacağız. Tamam biz her hafta aldık. Ben niye yapmadım? Ne yaptın sen? Gösteriş seninki gösteriş. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Baklava aldık daha ne yapalım? Ay bu gösteriyi çok seviyorum. Evet, Gönül Hanım. Abartıcı ya. Evet çok abartıcı. Her şeyin abartıcı. Susun be. Susun be. Tek konuşun. Bir şey tek konuşun. Söyle. Zaten üstün başın abartılı. Heh al. Songül senin giyimin kuşamın ne ki bana laf söylüyorsun? Ben abartı mıyım? Evet. Ben abartılı değilim bir kere. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bir nazikliktir, bir zerafettir. Abartmak. Bu bir eğlencedir, bir değişikliktir. Kızlar merhaba. Merhaba. İyi haftalar. Teşekkür ederim. İyi haftalar herkese. Benim için inşallah iyi bir hafta olacak. İyi bir haftanın kapanışını yaptım. Yavaş yavaş. 8 hafta sonra. 6 haftalık Tuğba iyi bilir. O hep üzerine alınır çünkü kendi bunu çok yaşıyor. Devamlı olarak yaşıyor. Ben yokken de oralarla oynuyordun. Ben geldim şimdi. Gelme. Tahtamı vermem. Tahta beni özlemiştir. Tahtacığım. Fazla seni böyle kurda kuşa yem etmem. Üzülme. Ben geri döndüm. Al bakayım. Hala altımdasın. Tuğba ben senin üstünde çok tepindim de. Biraz yoruldum. Mola verdim. O yüzden sen daha... Birazcık daha hevesini al. Üzülüyorum çünkü. İşte. Neyse kızlar çok takmayın. İşte ben geleceğim için. Senede... Allah böyle dert versin insanın kafasına takması için. Ya Tuğba, Yeşim, insanlar gerçekten sizin yüzünüzü görmekten çok sıkıldı. Siz kendinizden sıkılmadınız mı ya? Şimdi onu bunu boş verin. Uğraşamam şimdi Yeşim'in senelerdir galibiyet mücadelesini tartışamayacağım. Ağzıyla söyledi. Bir şey söyleyeceğim. Aleyna. Efendim. Samimi söylüyorum. Koskoca 34 kişilik serviste yer mi kalmadı benim kayınvalidemin yanına oturduğum? Yo, yer vardı. Neden benim aileme yaranma çabaları? Birlikte biz bir dizi izliyoruz İnci Taneleri. Onun tekrarını, onu konuşuyorduk yani. İşte ben dizinin tam böyle yayınlanan saatiyim, sen de tekrarırsın. Oradan anla. Ben mi tekrarıyım? Aynen, ben böyle heyecan yaratan kısmıyım. Sen o zaman otursanız da kayınvalidenle. Hayır, o filminizin üstüne çöken korku filmi. Bence dikkatli olun. Aniden sen, böyle... Bak bir şey söyleyeceğim. Arkadaşım, küçük arkadaşım canım. Hiç de dikkatli olmama gerek yok. İstediğim an, istediğim yere, istediğim zaman oturabilirim. Geç o işleri. Evet. Sen ilk önce kendi görümcene sahip çık. Görümcem mi? Evet. Ne olmuş görümceme? Sosyal medyadan beni eklemiş. Sonra bana mesaj attı. Hangi görümce? Yok artık. Çok seviyor ya Leyna'yı o. Bana sosyal medyadan mesaj attı. Ne diye? Vallahi biz çok konuştuk. Ben konuşursam yer yerinden oynar. Allah Allah. Tuğba, aile meselelerine sen niye karışıyorsun? Nil'le mesajlaşmak nedir? Sen kendi meselelerine bak ya. Öğrendiğim bilgiler şu ama bir tanesini söyleyeyim. Ya sen benim açığımı bulmak için demiyorsun ki görümcenle konuşup hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum diye. Gelmiş de burada konuşuyorsun. Ben hayranlarımla hepsiyle tek tek ilgilenirim. Evet, bütün fanlarıma yazarım. Yeşim de biliyor valla. Bana yazan herkese elimden geldiğince dönüyorum. Bana değer verenlere. Senin görümcen de bana değer vermiş. Biz bütün gece hiç uyumadan seni konuştuk Aleyna. Ne alaka ya? Yoksa Hatice mi demeliydim? Hatice. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aleyna'nın gerçek ismi Hatice'ymiş. Ne? Aleyna'cığım ismin ne güzel bak Hatice. Niye saklıyorsun bizden Hatice olan ismini ya? Anlamıyorum. Aleyna. Hatice'ymiş. Hatice daha güzel. Hatice kullansın. Bütün gece konuşup uykundan seni alıkoyacak şey kimliğimde yazan ilk ismim mi Tuğba? Söylemedim. Gerçekten bu mu? Çünkü Aleyna'yı kullanıyorum. De ki ben bir şey söyleyeceğim. Hayatım çok gizli bir şey bulmuşsun gibi davranma. Koskocaman kimliğimde yazan bir gece uyuyamadık. Bir Nil yazdı bir ben yazdım. Hatice de Hatice. Aleyna ne demiş biliyor musun? Ben senin kardeşinden bir şartla vazgeçerim. Aa, vazgeçerim. Benim ailemin hayatını garanti altına alacaksın. Aa, Nilay ya. Para teklifi oradan geliyor yani. Aynen öyle. İşin aslını bak bana sorun. Aleyna'cığım ne böyle vantuz gibi insanların üzerinde yaşıyorsunuz? Kendi egemenliğinizi sağlayın ya. Nil neyse sen de olsun. Evet, ancak olmayan şeyleri hayal gücünüzle konuşabilirsiniz. Bunlar sizin hayal gücünüz. Bunların gerçek olduğunuza kendinizi inandırmaya çalışıyorsunuz. Nil Tuğba'ya ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Aleyna demiş ki annemin hayatını garantiye alırsan ben Mehmet'i bırakırım demiş. Nasıl böyle bir şey yaparsınız ya? Ha benim kızım da alır onun hayatını garantiye, Mehmetcan'ı bırakır. Aleyna sen açık göz birine benziyorsun ha. Annen hayat için Paris'te değil mi ya? Aleyna ne kadar ileri gitmiş gördünüz mü? Aleyna'nın annesinden bana ne? Aleyna'nın hayatını, annesini garantiye alacakmış. Önce benim hayatım garantiye alınacak. Ay, senin hayatın garantide ya. Siz niye kızı bıraktırıyorsunuz? Niye? Biz bıraktırmıyoruz. Onlar anlaşamıyorlar. Aleyna dik kafalık yapıyor. Tamam alsın anasının hayatını garantiye, bıraksın gitsin Mehmetcan'a. Ayrıca Tuğba'cığım zaten Nil'le o kadar benziyorsunuz ki görümcemle. Ha. Fitnelik, fesatlık, çekememezlik, kıskançlık. Evet. Hep aynı huylarınız var. Nil'le nasıl benziyorsunuz? Sana söz veriyorum en kısa sürede sizi tanıştıracağım. Ben mücadeleci lütfen kadınları severim. Bana da senin kayınvalide, görümcen gibi kadınlar lazım. Nil'le tek bir şeyimiz uyuşuyor, o da zekamız, akıllılığımız. Kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz canım. Nil ablacığım, canım görümcem. Heh. Bir şartla vazgeçerim Mehmet'imden. Söyle. Annemin hayatını garanti altına al. Bu ne demek? Ev mi al, araba mı al? Çok çirkin ya. Ayrıca farz edelim ki böyle bir şey olmuş olsun. Benim görümcem kim? Nasıl ne yani? Bu yani? Marketin bu kadar sahibi. Marketin sahibi falan değil ki. O marketin sahibi benim nişanlım. Allah Allah evet, nasıl yani? Ancak orada getir götür yapabilir görümcem. O yüzden kendi bu kadar yüksekten bakmasın yani. Biri bir sepet sallayacak da benim görümcem de içine sipariş koyacak. Benim görümcem bu. Aleyna! Annenin hayatını nasıl garantiye alacaksın? Araba mı istiyorsun? Bak, ev mi istiyorsun? Anneciğim Nil'in ismi geçtiği zaman sen hemen zaten orada bak bitiyorsun. Evet. Kızım. Sen oradan koltuktan oraya ışınlanıyorsun. Annenin hayatını neyle garantiye alacaksın? Bir onu öğrenebilir miyim? Böyle bir şey yok. Yine kızın gitmiş Tuğba'ya dün gece benim mis gibi dedikodumu yapmış. Vantuz gibi hayatımıza yapıştır. Bir git artık, bir uzak dur bizden. Benim sizinle bir işim yok ya. Ben nişanlımla birlikteyim. Ya karışmayın, müdahale etmeyin o zaman. Senin nişanlın benim oğlum. Benim kardeşi. Oğlunsa durma, kızına söyle durması gereken yere haddini bilsin. Sen bulacaksın. Benim kızım değil. Neden Nil Tuğba'yla konuşuyor? Beni seviyor. Beni seviyor. Hakkında konuşamazlar. Seviyor beni, seviyor. Ya senin neyini sevecek? Bırak ya. Neden senin gelinin Tuğba Hanım, Gülün Hanım, Tuğba gelinimiz Nil'le sosyal medyada görüşme yapıyor? İstek atmış, Tuğba kabul etmiş. Atabilir. Şimdi Tuğba mı suçlu oldu? Sen kızına şimdi Tuğba baktı ki Nil'in telefondaki beni kendi mezununuza karıştırmayın deyip telefonu kapatabilirdi. Dinlemiş. Neden görüşte geldi burada anlattı. Vallahi Tuğba sen de öyle mahzun değilsin ha. Sende de biraz fitne fesatlık var. Yeni kuzenim. Hoş geldin Damlacığım. Teşekkür ederim. Kuzenin mi? Evet, kuzenim olur. Sivaslı Sivaslıyı her yerde kuzendir. Nasıl tanıştın eşinle? Hadi bize anlat biraz, heyecanlanalım. Sivaslı görün. Uzaktan köylümüz oluyor zaten kendisi. Neyse, uzaktan bir akrabamızın düğününe gidiyoruz biz. İşte annemlerle. Tamam. Eşim annesiyle o düğüne geliyor. Yine aynı şekilde. Neyse, benim de o gün o kadar moralim bozuk ki. Yani zorla gittim resmen oraya. Neyse eşim beni görüyor, beğeniyor. Evet, ne güzel. Annesine kadar söylüyor. Benim masama kadar geliyor. Ama ben asla görmüyorum kızlar. Neden görmedin? Çünkü moralim bozuk ve o niyetim yok. Zaten ben 18 yaşındayım. Neyse bu eşim de ben bakmıyorum falan, bu sinirleniyor bayağı. Annesini babasını topluyor, gidiyor. Allah Allah, sen bakmıyorsun diye sinirleniyor. Evet, şimdi eşim böyle her baktığını elde eden biri ya. Ben de bakmayınca böyle sinir oluyor. Tesadüfen yine benim dayımın oğlunun sünneti oluyor bir hafta sonra. Aa! Evet, şimdi benim dayım olduğunu falan da duyuyor. Aa diyor, tamam kesin bu kız oraya gelir. İşte bekliyor falan beni. Hı. Neyse biz de gidiyoruz ama bir bakıyor kızlar, bir bakıyor. Bu sefer fark etmemem elde değil yani. Bir anda giriyoruz, annesi geliyor. Fatma, annemin adı Fatma benim. Fatma dedi, senin kızın kaç yaşında dedi. Ha. 18 dedi. Hah tamam dedi, gitti. Neyse biz gidiyoruz, eşim benim arkamdan gelecekmiş. Kuzenin kardeşi falan koluna giriyor, geri çeviriyor. Kafaya koymuş. Tabii gittim eve, aklımda kaldı bu hani. Kesin annesini babasını gönderecek dedim. Hani bekliyorum. Abi geçti, bir hafta geçti yok, 2 hafta geçti yok. Şaka! Evet, 3 hafta geçti, artık benim aklımdan çıktı bu. Kardeşim markete gidiyor, işte kaynanamlarda görüncesine uğramış. Yine bizim o civarda, bizim semtte. Diyor o şey zaten çocuk diyor, söyleyip duruyordu, gelmişken bulalım da evini diyor. Ha. Uğrayalım diyor, ayaküstü. Ayaküstü kız alıp gidecekler. Ekmek alır gibi bir uğrayalım. Ha. Aynen. Sonra kayınbabam, benim kardeşim babama çok benzetiyor. Diyor ki, ah kesin bu onun oğlu, bir soralım bakalım diyor. Bir girdiler, kaynanamla kayınbabam, biz şok. Araya araya Bağdat bulunur dediler, araya araya gelin bulunduğunu da sizde gördüm. Evet. Geldi işte oğlum şöyle, aman matematik öğretmeni, aman işte şu üniversitede okuyor, aman İngilizce konuşuyor. Dedim ki teyze, ama ben İngilizce bilmiyorum, nasıl anlaşacağız? Esprilerim. Soğuk bir espri. Yok ya. Esprisine gülünmeyen adam. Yok diyor, Türkçe de biliyor, merak etme. Ay dur, zorluyorum da olmuyor. Devam et. Devam et. Allah'ın işine bak ya. Görüyorsun. Komik aile, evet. İşte numaramı alıyor kızım, işte bir tanışalım. Numara aldılar. 1999'a döndük. Çok evet, almış numaranı. Nasipse olsun dedim ben de. Verdim numaramı. Neyse yarım saat falan geçti. Aradan. Şimdi matematik öğretmeni olduğunu da öğrenmiş. Bizim orada memura bayılırlar. Ama ben toplama çıkartma bilmiyorum. Yok. Yok bu arada atanmış matematik öğretmeni değil. Matematik iyi olduğu tamam, için o dönem işte özel ders veriyormuş falan. Aradan yarım saat geçti abi. Tamam abi. Mesaj geldi. Ha. Mesajda ne yazarsın? Ne yazarsın yani ilk mesaj attığın biri? Uyudun mu? Ha, uyudun mu? Sence Yeşim? Valla ben mesajlaştığınıza bile mucize gibi bakıyorum, o yüzden. Hello, naber? İngilizce bildiğini kanıtlamış. Hello yazılır mı bir kıza ya? Hello ne? Türkçen yok mu senin ya? Sen sokak sokak gelinin evini mi aradın arkadaş? Biz hangi çağdayız ya? Ya vallahi billahi. Kafam karıştı ya. Evet. O an için zaten ben gelini görünce ben zaten beğendim, heyecanlanmışım. Bir saniye, zaten köy bir avuştur arkadaşım. Köy değil ya, İzmir'deyiz. İzmir. Ha İzmir'deyiz. Ha, olsun. Rabia Hanım, bir şey soracağım size. Siz oğlunuza böyle sünnet düğünlerinde, normal düğünlerinde kız mı arıyordunuz, kız mı bakıyordunuz? Evet, ben bakıyorum. Çünkü ben her düğüne gittiğim için, 3 tane de oğlum var ya, mecbur önce büyüver dedim, bakayım. Ondan ararken Damla'yı buldum. Bir şey söyleyeyim, nişan, düğün yaptınız, bana paralı şeylerden bahsedin. Altın, gelenek görelim. Ben parayı sevdiğim de buradan da belli Tuğba. Herkes sever, kim tabii ki mi? Nişan yaptık ama bizim nişanda öyle bilezikler, altınlar, kelepçeler takılmıyor. Ne? Sivas, altın. Bizim orada yok. Ne bu? Başka Sivas. Nerenin Sivas'ı bu? Teksas'ın. Damlacığım, sana kuzenim dediysem de gerçek kuzenim değilsin. Hemşeriyiz sadece. O yörede yok mu altın yani? Olmaz altın mı be? Bizde altından bol ne var? Olur mu? Nişanda takılmıyor sadece. Söz bileziği takılmıyor. Nişanda çok abartı takılmaz. Ya nasıl takılır? Abartı dediğin yüzükte en azından bilezik takılır. Hiçbir şey mi takmadı? Hayır tabii ki takılıyor ama. Ya bir şey görüntüsü yok mu? Yönetmenimize vermedin mi? Var tabii ki, yönetmenim verebilir. Damla gelinin istemesinde neler olmuş bir bakalım. Damat elinde çiçeklerle sevdiğine doğru koşuyor. Kısa bir Titanic gösterisi yapıldıktan sonra tuzlu kahvede sıra. Damat içti kahveyi ama benim bile içim tuz buz oldu. Yüzükler takıldı, kurdela kesildi. Oralarda adet böyle galiba. Bisküvi arası lokumlar da hopur hopur yenildi. Afiyet olsun gençler. Ne oluyor Allah ya? Aşkına birbirinizin ağzına bisküvite sıkıştırılmış. Ama bizde öyle. Bu nişan mıydı? Yani nişan döneminde nişanlandığında... Nişanda Evet, ya ben de aynı memleketliyim, bizde yok. Lokuman üstüne... Püsküvi yemediniz mi? Ya bir şey söyleyeyim, insan benim ağzıma niye püsküvi sokmadı? Ya nikah şekeri olur da bu hiç olmuş mu sence? Biz lokma yani püsküvi yemiyoruz. Öyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Öyle mi? Bunu, evet. Ben ilk defa böyle bir adet görüyorum. Tamam yani işte her şeyin bir iki vardır Aleyna. Her şeyin başına şöyle adet deyip durmayın. Bisküvinin arasına lokumu koymak ne saadet? Hayır hayatım, kollarınız neden birbirinize karışmış onu anlamıyorum. Hayır. Birbirimize veriyoruz. Birbirimize... Ama normal düz vermiyor musunuz? Ya Allah Allah, düğünde pastayı gelin damat birbirine vermiyor mu? Tamam yani kolları şey, halka yapmıyoruz, öyle bir şeyler yapmıyoruz da. Ve kayınvalide odasıyla mutfak arasındaki perde kapanıyor. Bu adet mi? Evet. Bu adet. Hep bizim nişanda ilk gece kahveden sonra lokum bisküvit geliyor. Yapıştırma, ona yapıştırma diyoruz. Oo. Ya bizler de mesela yaparız da. Ama şeyde olması tuhaf geldi yani, nişan isteme neyse. O gün orada el oluyor işte, bizim adetten öyle. Evet, lokum. Evet. Allah aşkına ben anlamıyorum. Püsküvitle lokum yapıştırıyorlar, birbirlerine yediriyorlar. Böyle bir şey kutlama olur mu ya? Şimdi orası çok karışık. Nişan görünümü hiç değil. Hiç ama hiç yakışık almamış. Nişan görünümü değil. Sanki kahveden insanlar gelip dolmuş gibi. Toplanmış. Cura. Mahalleden insanlar toplanmış. Nişan evi düzgün olur, değerli olur, toplu olur. Düzgündü zaten. Biz dernekten mesaj atıyoruz. Diyoruz ki Damla Çınar, İlker Çınar, Damla'nın soyadını bilmiyorum neyse. Onların nişanı var. Bugün, bu akşam bizde yanı nişan var. Buyurun gelin diyoruz. Onlar da böyle herkes geliyor. Rabia Hanım, gelininiz... Efendim? Elinizi cebinize attırdı mı? Yoksa kendime harcama yaptı. Onlar bir şey almadı. İki taş başında iki ben vurdum. Bak bizde öyledir. İki başında da siz aldınız. Her şey sanayi. Evet. Evet. İki başı ne anlar bunlar? Vallahi billahi bu iki da tarafı da biz aldık. Songül bu da senden arkadaşım. Bu da benden. Aleyna şey istemişti ya, akıllı yatak odası. Ben almayacaktım. Seni kandırdı. Beni kandırdılar. Kızlarımın ikisi araya girdi, devreye girdi, Bedriye, öbür kız. Oğlan girmişti. Oğlan girdi, evet, oradan telefon açtı. Hadi gidin anne, Aleyna'yı kırma anne, Aleyna'yı üzme anne. Gittik bakmaya. Daha yatak odasına, tamam kızım beğendin mi? Kararımızı vermeden akıllı yemek odası da çıkmış. Onu da alalım mı? Ona... demedi. Beynime kanlar yürüdü. Şekerlerim çıktı, tansiyonlarım çıktı. 132.000 lira masraf çıkarttı bana. Nesi var ya bu yemek takımı? Vallahi çok merak ettim. Arkadaşım ben de anlamadım. Masa gelen misafirlerin yüzünü tanıyormuş. Sandalyeye oturduğunda afiyet olsun diyormuş. Akıllı peçeteler varmış. Kendi kendine katlanıp kendi kendine açılıyormuş. Ben hiçbir şey anlamadım. Mahvoldum ben bu hafta. Bunları. Bu senin gelinin akıllı yatak odası, akıllı masa, akıllı koltuk bunun kimin aklını ödüyor? Bu ne arıyor? Oğlanların ikisi yapıyor. Her şey evde akıllı olsun. Hiç biz yorulmayalım. Rahat rahat oturalım. Çok doğru. Dolaplar ütüyü yapsın. Masayı gelince masa açsın. Misafirleri karşılasın. Onlar ne yapacak acaba? Hayat. Merak ediyorum. Oturacaklar keyif. Ya sandalye robot mu? Nasıl afiyet olsun der ya? Gelinin gelen misafirlere afiyet olsun diyemiyor mu da akıllı bir şey istiyor? Diyemiyor çünkü kendini yormak istemiyor benim gelinim. Benim gelinim lazım. Ağırdan satıyor kendini. Benim bu akıllı yemek masasını aklım almıyor. Ve gücümü zorlayacaktım, yatak odasını alacaktım. Ama şimdi ikisini de alamıyorum. Öncelikle yufka gibi küçük hamurlar açıyorlar, içine hazırladıkları harcı doldurup şekil veriyorlar. Ardından kaynamış suyun içine atıyorlar. Hingeller haşlanıyor, benim karnım daha da acıkıyor. Bir an önce bitse de şu iştah kabartan hingelin tadına baksak. Kızlar 5, 4, 3, 2 ve 1. Çal öğretmenim. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. Ne zamanı? Bir daha. Yorum tadın zamanı. Gelsin. Gözler bende. O da biliyor en iyisi kim onu. Takipte buralar benden sorulur. Yakam kolum altın bulgur. Kaynanam içeride ona ne olur? Gelinim mutfakta. İki bana gözlüğümü çıkarttıracak. Sen o kızın hakkını yedin bak. Gel sen ver o zaman benim yerime. Bak bana karşılık verme. Sen kaç verdin? 1 verdi. Beyhan Hanım'ın kafası karıştı. Birler havada uçuştu. Ben zaten ayakta zor duruyorum. Konuşma. Çubanın da hakkını yedin. Ne oluyorsa ben... Beni sinirlendirme. Seni buraya müdür mü getirdiler? Avukat mı geldin? Bak benim sırtımdaki parçası dar. Rahat konuşamıyorum. Şu milletin hakkını yemekten bırak. Sen buradan çıkınca bir mağazaya git de kıyafet al. Sen Tuğba'nın hakkını yedin. Beni götürün, o bir verdiği tabağı savunacağım. Hayır, sen nasıl ya? Allah'tan korkmadan o tabağı bir verdin. Sen ne verdin? 1 verdi. Ortalık karıştı. Herkesin kafası çok karıştı. Hepsi birazdan gelinin mutfakta da. Hingel, hınkal, Artvin mantısı, ne derseniz deyin birçok adı var ama bence en şık mantılardan bir tanesi bugün karşımızda. Nursel Hanım, hıngeli defalarca yaptım, siz de yediniz. Yine size en lezzetlisini ben yedireceğim. Şaşırdım. Gerçekten şuraya bir teyze sokup herhalde ona böyle pıtı pıtı pıtılattılar. İncecik açmış bu gelinimiz. İç harcı çok lezzetli. 3'te 3 yani, fena değil. Bence şekli daha güzel olabilirdi. Kapama şeklinden bahsediyorum. Görüntü olarak şahane ama o gerçek şeklini biliyorum. Bu değil ama onun dışında her şeyi mükemmel olmuş. İkinci tabağımız... Ya vallahi kızacağım biliyor musunuz? Böyle kapatıp da nasıl böyle kalın açmış? Bir tık kalınlık var. Öyle çok söylendiğime bakmayın. Şöyle Mustafa görsün. Yani 1'e göre kalın hamuru. Çok güzel pişmiş. Kesinlikle çiğlik yok. İç harcı çok lezzetli. Ama yani mantıda şekil mi, kalınlık mı derseniz ben incelikten yana tercihimi kullanırım. Şekil çok da önemli değil. Mükemmel bunun da, iç harcı da, pişme derecesi de. Tek kusuru 1'le kıyasladığım için bir tık kalın. Çok lezzetli. Aa, bu tabağı yemek bile istemedim görünüşte. O kadar incecik yapmış ki soğan zarı gibi yani, resmen iç harç bile gözüküyor. Bu kadar ince kesinlikle olmamalı. Zaten dağılacakmış neredeyse. İç harcı da oldukça pembeli. İç harcı da pişmemiş. Bu kadar ince olmuş da nasıl iç harç pişmemiş? Hayret bir şey. 3'te 3 sosları söylemeyi unuttum. Soslar güzel olmuş. Bir tık bu 2'ninki daha kaynayabilirdi. Bunun sosu güzel olmuş. Bir tık koyu diyebilirim belki, şöyle baktığımda düşmüyor. Hamuru aşırı ince olmaması gerektiği kadar, iç harcında da pembelik var. Aşamalarını o kadar güzel yapmış, o kadar güzel bir lezzeti var ki maalesef yaptığı hatalardan dolayı sınıfta kalmış. Son tabağımız... Bu tabağımızın içinde güzel böyle Sakarya'nın ıslama köftesi var. Ondan bile büyük köfteler var. Çok büyük bir köfte. Hamuru aşırı kalın. Kapattığı yeri inanamazsınız yani kalınlığına. Yuvarlayıvermiş yani. Yok yok. Köfteye bakar mısınız? Bayağı Tekirdağ köfte yolunda gidiyormuş. En olmamış tabağım o. En zorlanmadan size diyebilirim ki 4. tabak 1 puan. Hadi ondan bir tık iyiydi yani, o ince açmasının hatırı olsun. 3. tabak 2 puan alsın. Bu gelinimiz gerçekten güzel bir mantı yapmış. Şeklini en doğru yapan gelin olmuş fakat o da kalın. 4 puan 2. tabak. Burada da şekilden bir tık kalmış ama onun dışında muhteşem bir mantı yapmış. 5 puanı da kapsın. Haydi bakalım. Kimlere kaç puan gidiyor? Haftanın ilk günü nasıl başlarsa öyle gider şekerim. Bu gelinimiz 2 ile başlıyor. 2 puancık kimin oluyor? Yeşim. Ah Yeşimcim. Ah Yeşimcim. Burada 5'i baya kaçıran bir gelinimiz var. Şu şekli nereden öğrenmiş soracağım yani. Gerçekten şeklini en doğru yapan gelinimiz bu. Dört puan, ikinci en yüksek puan. Haftanın başı için mükemmel. Aleyna. Şimdi bir de diyorlar ki Aleyna yemek yapamıyor, yumurta kıramıyor. Bu şekli nasıl yaptı o zaman? Çok tebrik ediyorum. Ve günün yıldızı ya Tuğba ya da yeni gelinim Damla. Günün yıldızını öğreniyoruz. Sıkı durun. Tuğba mı, yeni gelinim mi? Tuğba. Tuğba çıkınca üzülmüyorum tabii ki ama yeniler de şov yapınca pek bir hoşuma gidiyor. Yeni gelinimin önüme tabak koyduğu için şu an şükrediyorum. Bu karışıklıkta gayet normal. Ayaklarınızı uzatın. Ne yapıyoruz? Daha kış battaniyeleri şöyle sıkıştırın. Sıra kayınvalidelerde. Şu bana gözlüğümü çıkarttıracak. Sen o kızın hakkını yedin bak. Gel sen ver o zaman benim yerime. Bak bana karşılık verme. Sen kaç verdin? 1 verdi. Beyhan Hanım'ın kafası karıştı. Birler havada uçuştu. Ben zaten ayakta zor duruyorum. Konuşma. Tuğba'nın da hakkını yedin. Ne oluyor sana? Beni sinirlendirme. Seni buraya müdür mü getirdiler? Avukat mı geldin? Bak benim sırtımdaki parçası dar. Rahat konuşamıyorum. Şu milletin hakkını yemekten bırak. Sen buradan çıkınca bir mağazaya git de kıyafet al. Sen Tuğba'nın hakkını yedin. Beni götürün, o bir verdiği tabağı savunacağım. Hayır, sen nasıl ya? Allah'tan korkmadan o tabağı bir verdin. Sen ne verdin? 1 verdi. Ortalık karıştı. Herkesin kafası çok karıştı. Hepsi birazdan gelinin mutfakta da. Pazartesi gününe tazecik bir kayınvalide yakışır şekerim. Rabia Sultanım, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Amma takmışsın, takıştırmışsın Rabia'cığım. Ben çok seviyorum, çok seviyorum. Evet, çok seviyorsun çünkü. Belli. Hoş geldin. Hoş bulduk. İzleyip duruyorsun televizyondan. Aynen. Bu anı. Kızıyorsundur değil mi herkese? Ay bulamıyorlar, kızdığım edemiyorlar. Kızdığım nokta şu, sadece ağızdan alıyorlar, ağızdan yutmadan, lezzeti tanımadan hemen diyorlar ki şöyle de böyle, öyle değil. Bir yiyin, bir uyudun, bir yiyin değil ben mi? Ben de öyle bir diyorum. Bir tadını alın, bir düşünün. Şu İnşallah an aynısını yapıp onları öğretir misin? Aynen, tabii ki. Afiyet olsun. Teşekkürler. Çok savaş verdin. Aynen, çok savaş verdim. Hiç yudulmuyor. Çiğniyorum ama yudulmuyor. Çok kuru eti var. Hamuru da çok kuru. İçi yani kuru geldi bana. Anlamadım. Sosu yani. Beğendin mi altındaki sosunu? Sos biraz bir tık iyi. Bir tık iyi. Buyur şekerim. 2. tabağın. Bu ondan daha iyi. Yanım. Evet, bundan iyi. Sosu birazcık tuzsuz. Hamuru iyi, ince açılmış. Bunun içi de çiğ, kuru. Anlamıyorum. Böyle olmuyordu ki. Bir de hamuru yuha. Güzel bunun hamuru. Tamam. Afiyet olsun. Teşekkürler. 3. tabağın. Bunun hamuru çok kalın. Hı-hı. Ve bu hamur, bayağı hamur. Bu çiğ, taş gibi. İçi de mi? İçi de. İçleri hep aynı aslında. Hı-hı. Üçünün de içi aynı aslında. Sadece şunlar lezzetli abi. Tamam. Bundan lezzetli şey. Son tabağım. Tuzsuzluğu bana göre tuzsuzluklar hep aynı içinin. Bunun hamuru çok kalın. Hı hı. Sosunu da beğenmedim bunu. Hmm. Köftesini? Köftesi de zaten çiğ, yine aynı. Yani aynı. Sadece... Yandınız. Sadece... Hiçbir şey beğenmedin ya. Ben bilmiyorum, ben beğenmedim. Kayınvalidemiz 4'te 4 desem yeridir. Beğenmedi. Mutfakta çok mu vakit geçiriyorsun? İyi misin mutfakta? O yüzden beğenmiyorsun hiçbir şey. Bu bir. Birinci tabak 1 puan. Bu 5. İkinci tabak 5 puan. Bu 3. Üçüncü tabak 3 puan. 1. Dördüncü tabak 1 puan. Buna niye 3 verdin acaba? Onu da beğenmedin, kalın dedin. Yani onlardan biraz daha farklı. Yani iyi. Söylemedin bize iyi olduğunu. 2 tane birimiz var şekerim. Şuradan başlayalım senin için de uygunsa. Böyle kenarlarından tutuyoruz. Kayınvalidemizin ilk günü, heyecanı çok tatlı. Aynen. Bakalım gelinini bulabildi mi? İlk 1 puanımız bu. İlk kayınvalidemiz, kaldırır mısın görelim. Şöyle kendine doğru. Aleyna. Öncelikle hoş geldin Rabia abla. Hoş bulduk, sağ ol. Yani neden 1? Öyleydi. Birlik puan yani. Hiçbir şeyini beğenmedin. Aynen. Hiç pişmemiş. Zaten hepsine çiğ dedin. Aleyna kızım, senin tabağın daha çiğdi demek ki. Ama çiğ mi? Onun birbirinden farklıydı. Hepsine çiğ dedin, tam tamam. Çiğ değil. Biraz. Nasıl tam çiğ değil? Hepsine dedin ki pişmemiş, olmamış dedin. Hamuru şimdi, kalın. Bak içine. Benimki mi pembe? Hamuru güzel. Ama benimkinin içine de pişmemiş dedin. Sosu güzel. Tamam, içine de pişmemiş dedin. Aynısı bak, gel. Bak. Anneciğim, hatta bunun içi değil, daha pembe. Bak gel. Bak ablacığım bak. Hayır yani, içinden bahsediyorum. Ama onun içi daha çiğ. Bak nasıl pembe. Görüyor musun pembelikleri? Bak şimdi gel benim tabağıma bak. Bak. Tamam, ne yapabilirim? Benim hayır, içine çiğ de değil ya, onu anlatıyorum. Öyle geldi. Ama onun içi daha pembe, gözle görünüyor. Tamam, hamur kalın. İçine de pişmemiş dedin. Geriye bir şey kalmadı, kadın ne yapsın? Sert. Ay, biri yani gelip bakabilir ya. Sert. Lütfen Tuğba. Şimdi sert, şu mu pembe, bu mu pembe? Hayır, çiğ pişmemiş dediğine bakıyoruz. Şimdi bak. Hepsi pembe gözüküyor bu arada. Tamam. Oo, pembe değil bu, tamam. Çiğ kıyma. Buna bakar mısın? İnşallah ben değilimdir. Evet, bakar mısın? Seninki daha az pembe. Tamam. Ama bu çiğ ama. 5 puan verdiğin çiğ bir tabak ablacığım. Ama en lezzetliydi ama. Tamam, sen ama çiğ seviyorsun ama o zaman. Hayır, çiğ sevmiyorum. Tabak çiğ. 5 puan verdiği tabak yalnız çiğ. Yalnız 5 puan verdiğiyle birinci tabak. Pes pembe orada duruyor yani. İnşallah ben değilimdir de 5 ver. Bildiğimiz çiğ yani. Çiğ. İçi pes pembe, orta pembe duruyor. Değil o çiğ. Ve sen ya aynen bak, hatta ben kibarca konuşuyorum. Tuğba daha bir tamamen çiğ bir tabak ve sen çiğ bir tabağa 5 verdin. Öyle mi yaptın? Çok güzelsin. Sensin güzel. Tutar mısın? Bunu mu tutayım? 3 verdiğini açalım. Fırçayı yedin hafiften. Aynen. Gelinlerden. Başladım. İlk günün olmaz ya, ilk günün. İlk günün günü almaz. Hı-hı. Bence de alışma süreci. Aynen. Bence çok iyi tadım yaptın bu arada. Ama şimdi bu tadımda buna niye 3 verdiğin, şuradan dinleyeceğim seni. Bakalım 3 puan kime gitti? Bu tabağı da beğenmedik, kalın dedik, içi kırmızı dedik, bir tek sosunu beğendin. Hazır mısın? Hazırım. Kaldır görelim tabağı. Tuğba. Hoş geldin Rabia abla. Hoş bulduk tatlım. Ama sen beni üzdün, ben sana güveniyordum biliyor musun? Ben de seni çok seviyorum. Rabia ablacığım, geldiğin gibi fiyasko bir tadım yaptın. Bu nedir ya? En pişmiş tabağa 3 veremezsin. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi 3. tabak, yeşil tabağa. Yeşil bir tabağa. Aynı 5 verdin. Yeşil, Allah aşkına bir dakika gel. Vicdanla zaten bir temelli çiğ. Ama bakayım. Bu çiğ ya. Bunun için iyi et. Bir şey hayır kalmamış. Bak hayır canım için yemiş çünkü. Tamam bu evet çiğ. Çiğ. Bu da yudulmuyor. Yudulmuyor. Bu et pembe. Tuğba'cığım yudulmuyor bu etle. Bu yine pişmiş bak benim. Benimkinde pembelik de yok. Buna da pembe dedi bu arada. Nasıl dedi pembe nerede? Yemiş kadın yani. Mustafa abi bana şuradaki pembeyi bir gösterir misin? Burada pembe. Aa, yani yemediği kısmı gösterirseniz bu da pembe baktığın zaman. Tamam. Hepsinde var dedi zaten. Şey, ama bir şey söyleyeceğim. Benim şimdi bunu da yemiş ya. Keselim bir tane hepsini keselim. Tuğba geri dönelim herkesinki pembe yani. Nasıl? Kalk, hiç pişmemiş anneciğim pişmemiş. Bu açıldığında yani bunu da ben ona söylüyorum. O da bak pembe. Bak şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Bir köfte kesildiği zaman havayla temas ettiğinde koyulaşma oluyor. Ha, bu koyulaşma. Birazdan bu tabak açıldığında tamam, ben buna pişmiş ilk kestiğim. Bu da görünecek. Şu da pişmemiş. Özellikle gelip bu tabak açıldı ben bunu da keseceğim. Dediği için söylüyorum. Ne sertliği var? Çok sert içinde taş gibi bir şey. Evet taş koydum ben. Hayır baştaki tabağa haksızlık şu anda. Neden 3 verdim madem o kadar? Sert o tabak. O da pişmemiş tam. Hepsini diyorum tatlım. Hepsi pişmemiş. Neden vicdan ya? Hepsini diyorum. Çok unlu açılmış. Madem öyleyse. Vallahi vicdansızlık ya. Hayır. Bir de benim hamuruma kalın diyorsun. Orada benden daha kalın 2 tabak daha var. Onlara benim kadar kalın demedin. Tuğba senin tabağın pişmiş falan değildi. Hakkını verdim. Ve Rabia'cığım acaba gelinini buldun mu? İnşallah bulmuştur. Bu kadar ince gelinimi açmış bulmak, mıdır? Bulmak için geldim. Açmış mıdır bu kadar ince? Açmıştır güveniyorum. Sivaslılar çok marifetlidir hamur işlerinde. Ya kendi gelinin ya da Yeşim puanı kaptı şekerim. Gelinimiz mi yoksa rakip mi? Hiçbir tabağı beğenmedi. Şu an 5 verdiği tabağı da beğenmedi. Tek avantajı ince açtı. Ama şey de ince ya. Ne? Sosu güzeldi ya. Sosları genel olarak beğendin zaten. Hazırsan kaldır görelim. Yeşim! Bak gelinin nereden çıktı. Aşkım ya. Ne? Gerçekten aşkım tabağı biçim biçim yuvarlak böyle taş sıkmışsın. Oraya komşu hamur da çok kalın. Ben hiç inanamıyorum sana. Hiç böyle yap. Nasıl yaptım ben anlamadım. Anne Yeşim de söyledi ya. Diğer 3 verdiğin tabaktan daha fazla pişmiş diye. Köftelerin pişmişliğine. Hayır et sedef çiğ. Hamurlar da. Sade çiğ git bak. Ama gitmişken 5'i de bir kes de o da çiğ mi görelim? 5 zaten tamamen çiğ yani. Tamamen çiğ değil ya. Çiğ Yeşim. Hayır çiğ gözle değil görülüyor. Bu. Damlacığım şu etinden şu etin farkına bakar mısın? Bir de yudamıyorum kesemiyorum. Sanki hamur lastik gibi böyle. Bak bu da çiğ anne. Kes o götür. Bak aynısı görüyor musun? Bak incecik açtım ama hamurları da baz alsaydın keşke. Hamuru baz alsa sana 5 vermez bence. İncecik Yeşim Allah aşkına şuna bak. Gel bak. Diğerini kes diğerini. Gel. Bir bakayım. Gel senin hamuruna bak. Bak benim inceliğine bak. Senin hamurunun kalınlığına bak. Aynen. Doğru söylüyorsun. Ama et. Kıpkırmızı bir şey taş gibi. Bir bakayım da. Bunu kolay kestim. Ya şimdi bunun pişme seviyesi aynı değil ya. Nasıl? Diğerinde... Pişmiş. Gel. Merak ediyordum benim tabağı. Merak et. Ben senin tabağı değil. Ben 5'i merak ederim. Tam 5 işte. Benim. Şunla şu bir olamaz ya. Nasıl olamaz ya? Çiğ. Ey Müslüman Mustafa abi. Ya o da çiğ. En zoru ben yapıyorum tamam mı? İnceyi pişirmek sen diyorsun ya kalını pişirmek. Kalın zaten patlamaz çatlamaz. At. Saatlerce pişsin. Bunu patlatmadan pişirebilmek zaten. Seninki de kar topu gibi. Sen de bunu savunma. Hamurun kadın neye versin? Kesemedim yavrum. Şey kalmış. Bunu da anlamadım. Aynen. Bu sene kar yağmadı ama senin tabağın çok şükür kar topu görevi görüyor. Her şeye laf etmek için bir şey arama ya. Damla sen bana hiç yükselme. Taş gibi hamur yapılır mı ya? En azından kadıncağız şu mantığı da yapmadan. Ben anlamıyorum. İnce hamur açıyorlar. İçindeki kıyma pişmiyor. Ben hem hamurumu ideal yapıyorum hem içini pişiriyorum. 3. Hani bak bu hatayı bir daha istemiyorum. Evet çiğ olmuş ama hamur gerçekten incecikti. Ben de bunu senden beklemiyordum. Çünkü beklediğim tabak Yeşim'inki olmalıydı. İkinci kayınvalidemden gözlerimi alamıyorum. Değişik bir kayınvalide geliyor. Buyurun efendim. İyice vurmuş ayakkabı. sen nasıl bir şeysin ya? Yiğidim. Bu çantamı sana... Neden çantayla geziyorsunuz Beyhan Sultan? Ya ben tarz değiştirdim ya. Tamam, ben seni tutuyorum. Çantasız olmaz. Çantacın olurum be. Ay canım aşk olsun. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantıyı yedim. Bu ayakkabının niye bir büyüğünü almadın da ayağını öyle acıtan? Büyüğü daha pahalıydı. Tek mi kalmış bu? Evet, bu da tek kalmış. Bunu da çok seviyorum. Ev numarasına göre bunlar. Kaç numara bu? 37. Bu 37 mi? He. Aa, daha küçük. Ben aslında 40 numara giyiyorum ama o daha pahalı. Kız ayak sağlığını bozarsın. Küçülsün diyorum, yok. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Bunun kıymasını çok koymuş içine. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ha. Kıymalarımız büyük bu olmuş. Kıyma. Köfte olmuş yani. Köfte olmuş. Bu kadar çok konmaz. Hamuru da biraz böyle sert, pişmemiş. Buyurun Beyhan Hanım. Anam bu da hep çiğ. Bunun kıyması ince. Hamuru. Ama kimse kusura bakmasın. Kıymalarının hiçbirine bakmayacağım. Belki pişmiş olan vardır canım. İnşallah. 3. tabağın. Vay. Olmuş içli köfte. Ana bunu. Ay bu pişmemiş mi? Selanım. Onu geçelim, kapat onu, görmeyelim. Şuna bak bakalım. Ya bu köfteler niye böyle ya? Son taban. Güzel olmuş. Öyle mi? Yufkası incecik. Güzel. Pişmesi güzel. Peki bu kadar incecik olur mu? Yani bu kadar incecik olur mu? İçindeki kıymaya göre olur. Bu pişmiş. Afiyet olsun şekerim. Al bu seni motive etsin. İçi böyle paralarla, altınlarla dolsun, taşsın bu hafta inşallah. Alayım puanlarını. 1. 1. tabak 1 puan. 1. 3. tabak 1 puan. 5. 4. tabak 5 puan. 4. 2. tabak 4 puan. Hamurlarına veriyorum ha bunu. Evet, görüyorum. Kıymasına vermiyorum. Hamuruna, sosuna. Görüyorum. 2 tane birimiz var. Şuradan başladık gitti. Sade çiğ. Hiçbir şeyini beğenmedi. Evet. Hamuru da çiğ, içi de çiğ köfte, dedik. İçli köfte gibi. İçli köfte gibi görünüyor. Doğru söylüyorsun. Acaba kim bu gelin? İlk 1 puanımız bu. Kaldır görelim. Damla, yeni gelinimiz. Sert diyorsun, hem de az pişirmiş, çiğ diyorsun. Az pişirince sert olmuyor mu? Çok pişince mi hamur sert olur? Asıl hamur zaten... Az pişince mi hamur sert olur? Soruyorum size. Sert yumuşar. Ondan hayır. Hamur zaten pişirmeyince yumuşak olur ya. İçli köfte yapsam bile, içli köftenin şeklini bile verin. Çok pişmiş desen olurdu bak bu. Sert olurdu, anladın mı? Çok haşlanmış, bu sert olmuş diyebilirsin. O haşlanınca sert mi oluyor? Haşlanınca hamur sert oluyor mu? Hamur zaten yumuşak. Hayır. O kızartınca sert oluyor ya. Hayır. Damla, çok pişen mantı sert olur mu ya? Tamam. Diğer kayınvalide zaten... İlk günün heyecanı diyelim. Olabilir. Ya şimdi onu kabullen. Onu kabullen. İlk günde böyle yapıyorsan sen tamam. Burada uçar gidersin. Ben potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Vallahi takısı da yap kız. Sen ilk gün geldiğinde bütün karnılar size 5 mi verdi? Kolay kolay söylemem kimseye. Hamurunu açmasına rağmen açmış ama. Ama ince dedim bak hamuruna da. Hamuruna da ince açılmış dedim. Atıp geri aldın. Allah Allah. Ben mi anlatamıyorum, siz mi anlamıyorsunuz? Hamuru iyi yapılmış dedin ama. Keşke onu da baza alsaydın. Beyhan abla, bana bir veriyorsun ama yaptığın yorumu da kendin anlamıyorsun. Ben tarz değiştiren bir kadınım. O çok belli zaten. Ben sana ağır konuşmak istemiyorum. Kibarlığımı koruyorum. Beni çizgimden çıkartma. Ne çizgisi ya? Kalın çizgi. Beni sinirlendirme. Aman sen buraya teyze. Hiç bile geldin. Beyhan teyze, neden robot gibi davranıyorsun? Ha? Neden robot gibi davranıyorsun? Ayakkabın pahalı, pahalı. Robot gibisin, böyle üstüne basa. Böyle dönüyorsun. Sen goy goya vur, ben seni göreceğim birazdan. Çizgini bozmak istemiyorsun ha? Evet. Ben sevdim bu Beyhan'ı. Şuna 4 vermişsin. En yüksek 2. puan, sadece hamurlara puan verdi. Bu hamurun da inceliğini beğendin. Bakalım kim? Yani 4 de kullanmayabilirdin sanki. O kadar da beğenmedin ya. Beğenmedim de. Bir tek hamuru beğendin ya. Gelinime 1 vermek istemiyorum. Belki budur. Öyle mi diyorsun? He. Aç bakalım. Aç bakalım. Rakipse çok üzüleceksin. Tuğba. Niye 1 vermiyorum ki? Çünkü için el vermez. Tuğba, sana 4 verdim ama vallahi pişmanım. Şansa gitti. Bak. O tabağa için el vermez. Beğenmedi o tabağı bu arada. Beğenmedi. Nasıl beğenmedi? Beğenmedi. Hamurlara verdim. Sosunu beğendim dedi, hamurunu beğendim. Zaten hiçbir... Onun hareketlerinden ben anlarım. Hiçbir... Sen o tabağa niye 4 verdi ya? Bak. Belki yeşim çıkar diyor. Yeşim tamam, hayır. Ha. Sosuyla sen hamurunu kötü verdim. Kötü yaptığımı düşünüyor ki pişmemiş dedim. Sen demek ki kabulleniyorsun kötü yaptığını. Yo, öyle düşünüyor. Ya öyle bak, kayınvalideye... Hayır, demin ne dedi? Demin ne dedi? O kadar da beğendim demedi. Hayatım. Kayınvalideye puanı verdiren beceriksiz gelinidir. Tuğba'nın tabaklarını tanıyorsun ya. Gerçekten tanıyorum. Kıyamadım bak, 4 beğenmediğin tabağa 4 verdim. Nasıl kıyamadın? Evet. Bak, sen demedin, o hamuruna kıyamadı ki. Beni bulduğunu hissettin. Yeşim'in korkusundan bana 5'i veremedin Beyhan teyze. Yeşim, vallahi Tuğba'nın tabağını tanıdığım için vermedim ya. Ya onun şeklini beğendin mi? Beğendi. O tabağı güzel dedi. Bunun şeklini beğenmedi. Hayır, beğenmedi. Ben bilmiyorum. Hamur pişmiş. Sos. Tuğba, kendini bana yarandırma. Sadece. Kendini bana yarandırma. Bana bir iyilik yaptın diye. İkon Hanım, Sayın Beyhan İpekçi, bir şey soracağım. Ben seni tanıyorum. Seni o kadar iyi tanıyorum bakışından bile. Nursel Hanım ısrarla soruyor. O kadar da beğenmedim. O kadar. Ağzının içinde geveliyorsun. Sen o tabağı beğenmedin. Biliyorum. Ya. Bu havadan puan dağıtma adeti nereden geldi? Allah'ım yarabbim. Biri bana vermişsen millete de ver 1. Oh, beğenmiyorsan verme. Oh, canıma değil. Benim tabağım 1 alacaksa herkes biri de alırsın alır. Seve seve. Bak, sosunu beğenmiş olsan şeklerin düzgün de 1. Al işte. Beyhan İpekçi, sevdim bu. Yeni imajını. Bir de Beyhan İpekçi çıktı saflı. Şuna da gidiyor. Ben neler çıkaracağım. Ama yemin ederim yardım Tuğba etti gerçi Tuğba. Ama gerçekten bence çok tarzı olmuş. Diyorum ki ya Yeşim ya Aleyna, tarzı bırakalım kenara. Öğrenelim sahibini. Beyhancığım. Şu tabağın güzelliğine bak, şekline bak. Senin kız en güzel şekilleri veren değil miydi? Ha? Hiç öyle düşünmedin. Çiğ. Hepsine çiğ dedin. Bu pişmiş ama. En pişmiş o dedin, evet. Şu anda. Bakalım gelinimizi bulduk mu? Cuma günü bilezikleri kazandık, şımardık mı bakalım? Kaldır görelim. Kaldır. Allah'ım Yeşim olsun. Vallahi. Bulursan efsane geri dönüyor diyeceğim. Açalım. Yeşim! Yeşim'i buldum ama ben biliyordum. Yeşim bu yemeği güzel yapar. İkon Hanım. Afiyet olsun, eline sağlık. Sana afiyet olsun. Puan dağıtmayaydın, iyiydi yani. Evet ya. Kayınvalidem bana 5 verdi ama neye yarar? Herkese puan dağıttı. Beyhan teyze. Ama hamuru da pişmiş, şimdi vermem. Beyhan teyze, ben konuşuyorum. Buyurunuz. 1 verdin tabağıma. Aslında beğenmedim dediğin tabağa da 4 verdin. Çiğ pişmemiş dedin. Yeşimin tabağını bir öncekinde gördüm. Asla pişmemişti. Yeşimin tabağı peslenle ortadaydı. Posta koyuyoruz tamam. Ya. Daha pişmemişti seninkisi. Neden bir verdin yani? Neyine? Anlatamadım. Sosunu beğendim diyorsun. Ben şekli derdim. Güzel diyorsun. Bir mi yani? Hamuru niye pişiremedin? Hamur, tamam hamurum kalın olmuş olabilir. Kabul ediyorum. Niye pişiremedin? Bir şey söyleyeceğim. 4 verdiği tabağı da hiç beğenmedim. Hamura göre veriyorum dedi ya. Hiç beğenmedim dedi. Ben ne dedim? Arkadaşlar duydunuz mu? Şeklini beğendin. Birinci tabağım. En güzel ama tabak benim. Benim tabağım gene birinci numarada olduğu için harcandı. Hayır. Söylüyorum. Evet, tam olarak dedi öyle ya, köfteleri oldu. Dikkate almıyorum. Alıyorum ikinci tabağı. Yemeğin pişmemiş. Evet. Pişmemiş. Neyi anlamıyorsunuz? Ki mantının ölçüsü, açması budur. O incedir, yırtılır. Daha önce bunu söyleyen... Niye yırtılmadı? Şunu söyleyebilir miyim? Her şeyi sen ince yapmadın. Bir şey söyleyeceğim. Beni çileden çıkartma. Ben daha önce mantı yaptığımda çok ince açtım. Evet. Hatalarımdan ders aldım. He. Olması gerektiği gibi öğrendim. Sizin gibi inkarcı değilim, doğru. He. Daha önce ince açtım. Benimki bu arada çok ince değil. Değil. İnce olaydı, yırtılırdı. Yarısı görünüyor. Üçüncü kayınvalidem oldu bile Songül Sultanım. Ne kadar şıksın bugün. Teşekkür ederim. Vallahi gözümü alamadım senden. Çok güzelsin. Beyhan abladan sonra onda bir gözüm kanadı. Baksana. Bak. Beyhan'a bak. Gıda verdi. Gözüm kanadı. Şimdi böyle bir gözüm gönlüm açıldı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Hamuru ince olmuş ama içi biraz pişmemiş. Kırmızı kalmış. Şekilleri de güzel mi? Şekil model güzel. Hamuru da ince ama çiğ kalmış. Geçelim. Bir tek içini çiğ buldum. İçi. Hamurun kendi ince olmuş. Tamam. Ama içi pişmemiş. Buyurun ikinci tabağımız. Bunun da hamuru güzel olmuş, bunun da hiç pişmemiş. Sosu güzel ama kıymanın içi pişmemiş. Buyurun, üçüncü tabağımız, üçüncü kayınvalidemiz. Üçüne birden baktın, hiç yiyecek bir şey bulamadın. Çok mu çiğ? Hı? Hepsi çiğ. Sosu beğendik. Sosu güzel. İnce açmasını beğendik. Ama etlerin hiçbiri pişmemiş. Sen neye bakacaksın şimdi, neyi değerlendireceksin? Kapama şeklini mi? Hamurun inceliğini mi? Neyi değerlendireceksin? Ne vereceğiz, onu da bilemiyoruz. Şimdi öğreneceğiz bakalım ne yapacağını. Bunların hepsi çiğ. Kırmızı et ve bu kalın. Bu kalın zaten. Hem kalın hem pişmemiş. Sosu güzel. Yiyemiyorum da. Zorlama kendini. Hepinize bir veriyorum. Çok moral bozucu. Köftelerimiz yani mantılarımızın içi bayağı köfte boyutunda kalın olduğu için genelde her kayınvalide aynı şikayette bulunuyor. Köftenin içini ince koyup biraz daha çok pişiriyor. Şef ne derse onu yapıyorlar boyut olarak. Hadi söyle. Hadi bakalım. En zor nokta. Haklısın. Evet. Bir. İkinci tabak 1 puan. Bir. Dördüncü tabak 1 puan. 2. Birinci tabak 2 puan. Geriye de üçüncü tabak 5 puan kalıyor. 2-1 bir tane ikimiz var. 3-1 gibi bir şey yapmış olduk yani. Haftanın İlk gününe zor başladı gelinlerimiz. Tut şekerim şurada, şunu açalım gel. Önce birleri açalım. 2 tane birden, bir tanesi işte önümüzde duruyor. Peki sahibi kim? Aslında beğenir gibi olmuştuk ama yemeğini tamamlayamamış gelinimiz. O yüzden de birini aldı. Aç görelim. Damla, yeni gelinimiz. Ben beğenmediğine 5 verdin. Songül abla. Canım. 2'yi daha çok beğendin, 1 verdin. 3'ü hiç beğenmedin, 5 verdin. Aslında hiçbirini beğenmedim ama puanları vermek zorundayım. İçindeki etler hepiniz dahil. İyi değerlendirdiniz. Kırmızı mesela. Etler 5 vermek zorunda. Ona göre tam puan verdi. Sallamasyon verdi ya. Anne. Hepinizin eti tamam. Beyaz, en kötü kırmızı. Ona göre puan verse demek ki süreden kaynaklı hiçbirimiz pişiremedik. Yeterli pişmedi. Songül teyze hamurunu ince açmış dedin ama. Hayatım. İnce açmışsınız ama eti kesmişsiniz, sanki kıymayı çiğ olarak buraya koymuşsunuz. Ya Songül teyze ne tezat bir kadın çıktın sen ya. İnce açılmış diyorsun, 1 puan veriyorsun. Ama pişmemiş et. Ama bak bir hamura önemli daha hangi tabağa demiştin onu kalın önemli olan hamur. Dördü. Ama yiyemedik tamam, ki. Dördüncü tabak. Kıpkırmızı. Ama baktın tamam çiğliğine bir şey demiyorum. Hepsi pişmemiş dedin, orada tamamız. Hamur işi. Sonra baktın. Birinciye gel bir hamuruna bak, ikinciye gel hamuruna bak, dördüncüye bak kalın dedin. Ona göre demek ki hamuru ince ya. En beğenmediğine 5 verdim. Biraz daha puan verebilirdim bence. En beğenmediğim değil. Tabakların hiçbirini beğenmediniz. Bak hiçbirini beğenmediğim değil. Hayır, ama 5'i vermek zorundaydım. Bu bakın dedi, gelinler. Bir dakika. 5'i vermek zorundaydım. Hiçbirini beğenmedim. Hamurlara vermem. İçinin kıyması çok önemli. Açtığım zaman kıpkırmızı bir et parçası çıktı içime. Ama olmaz öyle. Biz zaten hamura emek veriyoruz. Kıymaya göre mi verdin? Kıyma ne olacak? Kıymaya göre verdiysen. Kıyma ne olacak ama? Bütün kıymalara çiğ dedin. Çiğ. Evet. Hepsi çiğ. Şu bana gözlüğümü çıkarttıracak. Sen o kızın hakkını yedin bak. Gel sen ver o zaman benim yerime. Bak bana karşılık verme. Ne sen o kızın hakkını yedin. Puanlayacaksan doğru dürüst. Puanlayacaksan veledin. Al haydi. Sen kaç verdin? 1 verdi. Ama yorumuna göre çelişkide kalıyor. Bir dakika. Sen kaç verdin? Ben yorumu yaptım. O zaman yorum yapamazsın bana. Bana yorum yapamazsın. Bir dakika sen Damla'nın niye avukatlığını yapıyorsun? Bak. Ne oldu şimdi atmadım ben. Damla'ya zaten. Benim kendi puanım. Kendim bunu istedim bunu verdim. Hiçbirinize de cevap vermek zorunda değilim. Ben hiçbirinizi de beğenmedim. Hayırdır? Hayır biz onu yapmak zorundaysak sen de hesabını ver. Ben verdim puanımı. Allah'ım kayınvalidem şimdi de avukatlığa falan soyundu herhalde. Sana ne milletten ya? Tuhaf şeyler oluyor gelinin mutfakta da. Vermediğim şeyi size hepinize bir tane biri vereyim. 5 gideyim. O zaman güzel kaynana olurum. Oh ne güzel olursun hem de. Tutar mısın? 2 puancık. Haftanın ilk günü kime gitti bakalım? İki puancık. Aç görelim kime gitmiş. Tuğba. Bak şimdi. Bir saniye. Ben zaten ayakta bir saniye sen konuşma. Tuğba'nın da hakkını yedin. Ne oluyor sana ya? Hem Damla'nın hem Tuğba'nın avukatı getirdin. Bir saniye. Seni buraya müdür mü getirdiler? Avukat mı geldin? Ya gelinler bak, bir savunsun kendini. Ya. Gelinler bir savunsun. Sen burada yorum yaparken, puan verirken biz hiç konuşmuyoruz. Bak benim sırtımdaki partisi dar. Rahat konuşamıyorum. Şu milletin hakkını yemekten bırak. Sen buradan çıkınca bir mağazaya git de kıyafet al. Sen alışveriş yap biraz. Tuğba çıktı. Sen niye celalleniyorsun? Ya Tuğba'nın hakkını yedi. Hayır biz nasıl yorum yapacağız ben anlamıyorum. Oraya yorum yapıyor. Buraya cevap veriyorsun. Oraya cevap veriyorsun. Ben ne dersem olur. Ya bir şey durun ya. Benim tabağım açıldı. Saçma sapan tarz marz konuşuyorsunuz. Beyhan teyze benim hakkımı savunmana ihtiyacım yok. Ben kendimi gayet iyi savunabilirim. Ya Beyhan teyze sen niye savunuyorsun hem Damla'yı hem Tuğba'yı? Ya sana ne Aleyna? 3 tabağa da ya. Her şey kendi gelinini savunsun. Savunamaz. Öyle bir hakkı yok. Allah Allah. Herkes kendini savunacak. Sen yorumlarını çelişirsen savunur. Ya bir şey söyleyeyim. Songül abla sen müsaade edersen biz tabağa... Buyurun. Sen sadece eti çiğ diye 88 kere söyledin. Tamam. Evet. Bitti. Tam bitmeyse bitti ben konuşmuyorum. Buyur sen de. Ben konuşmak istiyorum. İnsan konuşmak isteyince mi büyüyor? Konuştu, müsaade et ya. Bir vermiş olursun. Aa, verebilirim. İnşallah. Verebilirim. Bu nedir ya? Aynen. Ha, dört gelinden birine verebilirim yani. Yapamam üstünde verebilirim de. Yapamam ya. Biz buraya niye geldik? Sen bir verebilirsin diye mi biz buraya geldik? Verebilirim. Kabullenmek zorundasın. Hayır. Biz buraya bir verebilirim diye gelmedik. Dövecek bunlar beni. Ben tabağı alıp kaçıyordum. Gelinin mi, yeşim mi beşi kaptı? Burada gerçekten de bir şans söz konusu. Hiçbirini beğenmeyip bu tabağı seçtik. Ama hakkını yemeyelim, incecik açmış dedik. Üçüncü kayınvalidemin altın değerinde puanı nihayet gelinine mi gidiyor yoksa rakibe mi gidiyor her zamanki gibi? Kaldır görelim. Yeşim. Bak bakalım. Yeşim'in tabağına da bak. Şimdi beni götürün o bir verdiği tabağı savunacağım. Ne oldu? Ne oluyor ya? Aleyna sen hakkını savunmaya gidiyorsun. Hayırdır nasıl ya? Allah'tan korkmadan o tabağı bir ver. Neyi? Ya ben ne istersen ben tadıyorum, sen değil. Sen benim karşımda konuşamazsın. Sen iyi misin? Ben bak, 5 aldım ha. Sen bu tabağı, tamam sana benim korkuma verdi 5'i. Senin korkuna mı? Hı. Ya ben kimseden korkmam Allah'tan başka. Ne korkusu? Benden korkuyorum. Ne korkusu? Toplantı mı ben? Herkes bak, buraya geldi. Ne korkusu? Tabağı sen Aleyna neredesin? Sen bu kıza nasıl 5? Şunun hamuru... Ne diyorsun? Allah'tan sana 5 verdim. Sen ne vermişmiş görüyor musun? Sen ne verdin? Bir verdi. Rahat niye konuşuyorsun? Sen bir yerine git anam. Sen bir yerine git. Yerin kaynana. Gevrek konuşma. Sen Allah'tan korkmam mı? Ya ben 5 aldım ya. Hiç korkmam mı Allah'tan? Sen sevinsene. Sen bir yerine gider misin? İyi misin? Hepimizin avukatlığını yaptın bugün. Ben kimseden korkmam Allah'tan başka. Ya süt benden korkuyorsun. Ben kimseden korkmam. Senin gibi 5 tane gelse gene korkmam. Yani... Neden? Neden? Anlatır mısın biraz? Neden? Aleyna savun kızım hakkını. Bak sen incele, şimdi incele. Puan verirken inceleme. Şimdi o tabağın başında dur ve incele. Aleyna sen... Ben seni bekliyorum, sen incele. Sen şimdi açtın ikincisini değil mi? Mavi tadarken değil ama. Bak inceledim. Tamam. Ya sen hepsini kestim. Şuna bakar mısın? Şununla şuna aynı puan veremezsin. Senin benimle sorunun ne? Benim tabağımda sorunun ne? Hayatım rica ediyorum gel bak çiğ duruyor. Aldığın gibi o ekşi diyor mu? Senin tabağın tamamen pişmemiş. Çiğ dedi zaten ben tamam demiyorum. Şunu anlatmak istiyorum. Şurada bak aldığın gibi bak bunu sen bunu kaynar suya bile atmamışsın tamam mı? Tabii direkt koydum tabağa. Tamam bak bununla bu tabak dedim. Bir değil onu anlatmaya çalışıyorum. Bir saniye sana bir şey söylemiyorum. İzin verir misin? Tamam benim tabağıma bir verdin mi? Bak buna bakar mısın? Sanki bana 5 verdin. Sen çeker misiniz? Bak şuna bir verdi. Hiçbiriniz ikini vermedi. Bir verdi. Açık ben ne söylüyorum. Hiçbiriniz ikini vermedi. Songül abla hiçbir tabağı beğenmedim demeyin şimdi kalkıp. Benim tabağımı beğendiniz. Ne yap biliyor musun? Yo sen onları sen Yeşim'in yanına git. İçten içe kadın beni seviyor. Çünkü neden biliyor musun? Orada asla pişmemiş, kıpkırmızı bak oradan bana bakan bir tabakla benim tabağımı bir tuttu. Doğru. Senin de hamurun kalındı. Aynı bir tuttu. Bir saniye. Aleyna'cığım sen önce bir yemek yapmayı öğren, ondan sonra gel konuş. Biz seninle aynı seviyede değiliz. Diyorum kasaptan kıymayı almışlar, boşça yapmışlar, koymuşlar. Evet, ikinci tabak öyle. Fakat dördüncü tabak öyle değil. Yani onlar biraz pişmiş, ben de o kadar puan verdim işte. Ne kadar güzel söylüyorsun. Madem ona bir verdin, ona daha fazla verebilirdin. Çünkü hiç pişmemişe bir verdin. Doğru. Çiğ yani. Geçmiş olsun kayınvalidelerime. Gerçekten çok hızlı başladık. Bu hafta fırtınalar esecek, o kadarını söylüyorum. Günün kritiği son nokta Carmen Gönül'de. Eyvallah. Aleyna öyle bir yemek odası takımı istedi ki herkes çok şaşırdı. Ay Songül'cüm sana şu an bir göz gözü geldik, acıdım kadına. Böyle boynunu da bükmüş. Hepsini annesini aldırtacağım. Yatak odasını da almayacağını söylüyordu. Fakat gittik o mağazaya, alıyordu da. Yine de alacak. Bakın ikisini de alacak bana. Aleyna alacak dedi, Songül Hanım almam dedi. Songül teyze haklı almamakla, çok istiyorsa çalışsın, kazansın, alsın. Konuşan sandalye tanımadığın insan oturtturmayacak mı? O beni oturtturmayacak. Bence kapı da akıllıdır. İstemediğini içeri almaz zaten. Keşke öyle bir şey olsa, keşke. Beyan teyzenin bir lafı var. Benim aklımla mı oynuyorsunuz ya? Hepsi birazdan Gelinim Mutfak'ta da. Herkese merhabalar, iyi Ramazanlar. Umarım Ramazanınız güzel geçiyordur. Böyle sabahlara kadar oturuluyor ya Ramazan'da. Ben ona bayılıyorum. Bir günde biz burada yapalım mı öyle bir şey? Olabilir. Yapalım valla. Biz altını çizerek söylüyorum. İftarımızı açıyoruz Allah kabul ederse. Sonrasında da çekimlerimizi yapıyoruz. Lütfen aklınıza başka bir şey gelmesin. Eğer burada olmak, yarışmak isterseniz www.kanalde.com.tr ya da 0539 570 37 07. Gelin beraber yarışalım. Hadi bakalım. Daha çalışabiliriz bu konuya. Evet. Gelinlerimden Tuğba'nın yaptığı hangi açıklama sonrası Aleyna ve kayınvalidesi Songül Hanım karşı karşıya gelmiş? Ortalığı mı karıştırdın Tuğba? Biraz. Bakalım. Ne olmuş görümceme? Sosyal medyadan beni eklemiş. Biz bütün gece hiç uyumadan seni konuştuk Aleyna. Ne alaka ya? Yoksa Hatice mi demeliydim? Aleyna'nın gerçek ismi Hatice'ymiş. Bütün gece konuşup uykundan seni alıkoyacak şey kimliğimde yazan ilk ismim mi Tuğba? Söylemedim. Gerçekten söyle. Bu mu? Çünkü Aleyna'yı kullanıyorum. Ailenin üstüne resmen çöreklenmişler. Ben senin kardeşinden bir şartla vazgeçerim. Aa, vazgeçerim. Benim ailemin hayatını garanti altına alacaksın. Nil neyse sen de olsun. Evet, ancak olmayan şeyleri hayal gücünüzde konuşabilirsiniz. Aleyna ne kadar ileri gitmiş, gördünüz mü? Aleyna'nın annesinden bana ne? Aleyna'nın hayatını, annesini garantiye alacakmış. Önce benim hayatım garantiye alınacak. Sen de demişsin ki Nil ablacığım, canım görümcem, bir şartla vazgeçerim Mehmet'imden. Annemin hayatını garanti altına. Ne demek? Ev mi al, araba mı al? Böyle bir şey yok. Tamamen Nil'in kendi kafasından uydurduğu bir senaryo. Ayrıca farz edelim ki böyle bir şey olmuş olsun. Benim görümcem kim? Biri bir sepet sallayacak da benim görümcem de içine sipariş koyacak. Benim görümcem bu. Annenin hayatını nasıl garantiye alacaksın? Araba mı istiyorsun? Bak, ev mi istiyorsun? Vantuz gibi hayatımıza yapıştır. Bir git artık, bir uzak dur bizden. Kızına söyle, durması gereken yere haddini bilsin. Tamam, alsın anasının hayatını garantiye. Bıraksın gitsin Mehmet'e. Çok sertmiş. Aynen. Tuğba sen Nil'le mi konuştun? Nil beni sosyal medyadan ekledi. O mu ekledi, sen mi? Yok, ben eklemedim. Tanımıyorum ki ben. Bulamam yani. Ekledi. Ondan sonra ekledi. Bana dedi ki sana dedi bazı gerçekleri söyleyeceğim dedi. Ben dedim buyur dedim, ne gerçeği dedim. Dinlemeseydin keşke. Neden dinledin Tuğba? Benim açığım var. Zaten onun tartışmasını yapıyoruz burada. Ben dinlemek istemiyorum. Yazmasaydın, görüşmeseydin. Hiçbir şekilde. Ne bileyim ben senin kızın diye saygı gösterdim. İnsan da bir merak edebilir ama kaç gündür sonuçta aslında konuşuyoruz. Ertesi gün konuşacak konu aradığı için onu ayak sağlamış görümceme. Çok ağır bir şey söylemiş ama. Neyi söylemiş? Yani Mehmet'ten ayrılırsan, yani nişanlından ayrılırsan. Ailemin hayatını. Yani o sana öyle demiş, sen de annemin hayatını garanti alırsan okeyim. Böyle bir konuşma asla geçmedi Nursel Hanım. Yani kayınvalidem çok Nil ablaya düşkün olduğu için böyle onu savunması ve hayır, Nil ablaya ekstra bir düşkünlüğü var. Sen böyle bir şey biliyor muydun Songül abla? Haberim yoktu. Yani böyle bir şey olsa Nil sana çoktan söylemez miydi Tuğba'ya söylediğini? Tabii ki. Yani Nil'in bu söylediği doğru olmayabilir mi demek istiyorum. Tabii ki bu akşam arayacağım ben Nil'i, soracağım. Gerçek mi, gerçek değil mi? Böyle bir şey yeni mi olmuş? Bilmiyorum ben. Yeni mi geçmiş? Hayır dedi, kardeşimden ayrılmayı bir şartla kabul etti. Benim ailemin hayatını garantiye alırsan kabul ederim demiş. Çok fazla Türk filmi kokuyor. Aleyna neden böyle bir şey söylesin ki? İsminin de Hatice olduğunu biliyor musun dedi. Olabilir. Ben Hatice çok güzel bir isim. Gizlediğim bir şey değil. Bu kimlikte yazan bir şey. Yo, ben söylemediği için dikkatimi çekti. Yıllarca gizlediğim bir sırrımı çıkarmış gibi gelip burada marifet gibi anlatıyor. Ama senin de görümcen, senin de kızın yani bilmiyorum çok iyi niyetli gibi değil. Şöyle tabii ki iyi niyetli. Bunlar çok zıtlaşıyorlar. İkisi hiçbir şekilde anlaşamıyorlar. Ama olay buralara sıçrarsa birazcık ne bileyim. Yani mesela Tuğba'ya yazması ne kadar doğru? Hemen arayıp soracaksın bana değil. Hemen arayıp bence hesap sorması gerekiyor. Buraya yansıtması ne kadar doğru? Tuğba'yı nereden tanıyor ki? Tuğba'yı tanımayan yoktur ama mesela ben Tuğba'da da suç bulmuyorum açıkçası. Kıza söylemişler. Evet ben de olsam belki ben de aynısını yapardım. Mesela niye Yeşim değil ama? En az onun kadar fenomen tanınan. Buranın en başarılı gelin. Ha kimi savundun şeyi? Ben annenin yanında durdum ya. Mehmet geldiğinde alıp karşısına koşacaktır ki annesiyle de konuşacaktır. Böyle olduğunu şu an Mehmet bilmiyor. Ben de askerde diye bahsetmiyorum. Ama geldiğinde hepsini öğrenecek. Songül Hanımcığım böyle bir ihtimal olabilir mi sence? Nil gerçekten Aleyna'ya böyle bir teklif yapmış olabilir. Aleyna bunu değerlendirmiş olabilir mi? Onu zannetmiyorum. Nil bir ev, bir araba vereyim. Çekil Mehmetcan'ı bırak diye o şekilde ben asla. Böyle bir şey kabul etmem. Sen de böyle zıt zıt gidiyorsun işte Nil de senin hakkında konuşuyor ona buna. İyi yapıyor. Hala da sanıyorsun kızını ya. Ay Songül abla ya. Al başlayıp üste çıkıyorsun. Dur sakin sen annesin. Sen böyle her zaman arayıp... Bazı şeyleri aşağıdan alması gerekiyor. Yeterince aldım ben Nursel Hanım. Hayır doğru söylüyor kaynana. Senelerdir Nil ablayı çok alttan aldım. Kız ne senesi daha 24 yaşındasın. Hayır yani birlikte olduğum zamandan beri Mehmet'le Nil ablayı gerçekten inanılmaz alttan aldım ve saygımı bozmadım. Ama zaten şu son bir senedir asla ben de artık alttan almıyorum ve saygımı da korumuyorum. Bizler de geliniz hala alttan alıyoruz. Ben öyle olmak zorunda değilim. Öyle olmak zorunda değilsin kapıda kalırsın. Durun tartışmayın. Rabia'cığım konuyu anladın mı? Evet anladım. İki tane görümce var. Birisi gelini seviyor demeyeyim yani daha tutuyor. Anne diyor o da gençtir daha sakin ol diyor. Diğeri de böyle şeyler söylüyor. Evet. Sence hangisi doğru? Nil demiş midir yani gerçekten de? Ondan gıcık olursa tabii ki demiştir. Gıcık kapıyor ya şu an. Ne dese hak yani o değil yani. Çünkü gıcık kapıyı istemiyor. Damla senin var mı görümcen? Var 2 tane. Nasıl aranız? İkisiyle de aynı değildir. Değil mi? Tabii aynı değil. Yani karakter farkı var tabii ki ama. Yani biriyle daha iyi anlaşıp diğeriyle anlaşıp. Yani büyük olanla daha iyi anlaşıyorum. Daha iletişime geçiyoruz. Diğeri yani daha hayatında işe gidip geliyor derken çok iletişime geçemiyoruz. Ama bir sorun yok şu an ama... Böyle yapsa ben de eşimi karıştırırım. Aleyna doğru söylüyor. İnsan gelinin hakkında başka birine malzeme vermez. Öyle düşünüyoruz. Eğer ki o yaşına rağmen bu kadar hata yapabiliyorsa ben çok normalim diye düşünüyorum yani. Bak şimdi mantıklı konuştu Songül'cüm kız. He? Ben 24 yaşında o zaman çok normal yaptıklarım diyor. Ben arada kaldım. Kalmışsın. Sen arada kalmadın. Sen kızının yanındasın. Evet. Ben burada Nil diyorum, hemen camın önüne ışınlanıyor annem. Sen bir saniyede ya, bir saniyede. Deme o zaman, Nil'den ben ilgilenmiyorum de ben oraya cama gelmeyeyim. Tuğba'ya mesaj atıyor kızım. Atsın. Nasıl atsın? Bir akşam soralım bakalım gerçek mi? Ya çok sabırlı. Ama doğru söylüyor kadın. Hayır Nursel Hanım. Fevri davranmak ben böyle yaptığımda bana aynı şekilde yaklaşmıyor. Tuğba'ya gidip de güzel Tuğba'yla sadece sohbet etseydi benimle alakası yani benim konum geçmeseydi yine tamam anlıyorum. Benim ismimle sohbet ediyor ve neler söylüyor. Kayınvalidenin ne dediğini duymuyorsun bak. Diyor ki burada şu kritikte salonumuzda konuşmadan önce oralarda konuşmadan önce benimle ayrıca bir konuşabilirdin diyor. Akşam evde konuşabilirdik diyor. Ben burada Tuğba'dan öğrendim. Tamam cevap vermeseydin, akşam kayınvalidem soracak deseydin ateşin üstüne ateşler mi diyorsun? Neden kızına bu kadar ateşin üstüne böyle yaklaşmamı istiyorsun? Benimle böyle konuşuyor ama asla kızıyla böyle konuşmuyor. Kızımla da böyle konuşmuyor musun kızım? Hayır konuşmuyor. Konuşuyorum. Kızımla da böyle konuşuyorum. Nil abla dediğim gibi ben bu konunun peşindeyim. Eğer kızına da böyle... Kızmıyorsan orada sıkıntı var. Kızmıyor. Kızıma da böyle konuşuyorum. Bedri'yi aradı burayı nasıl konuştun dedi. Kapat telefonu diye. Beni savunduğu için. Bir saniye. Hayır asla. Aynı şekilde nerede bu şekilde konuşuyorum. Peki, ben çocuklarıma taviz vermem. Peki takipçisiyim bu konunun. Geçtim konuyu. Songül kayınvalidem gelini hakkında yaptığı itirafla bakın kayınvalidelerimizi nasıl şaşırtmış. Ne dedin acaba hadi bakalım. Aleyna istemişti ya akıllı yatak odası. Ben almayacaktım. Aa seni kandırdı. Beni kandırdılar. Oğlan girmişti. Oğlan girdi. Evet, oradan evet. Telefon açtı. Hadi gidin anne. Aleyna'yı kırma anne. Ben... Aleyna'yı üzme anne. Tamam. Gittik bakmaya. Daha yatak odasına tamam kızım beğendin mi? Kararımızı vermeden akıllı yemek odası da çıkmış. Onu da alalım mı? Onlar demedi. Beynime kanlar yürüdü. 132.000 lira masraf çıkarttı bana. Nesi var ya bu yemek takımı? Vallahi çok merak ettim. Arkadaşım ben de anlamadım. Masa gelen misafirlerin yüzünü tanıyormuş. Aa, sandalyeye oturduğu zaman cana tanımasın diyor. Akıllı peçeteler varmış. Kendi kendine katlanıp kendi kendine açılıyormuş. Kız, ben hiçbir şey anlamadım. Mahvoldum ben bu hafta. Bunları. Bu senin gelinin akıllı yatak odası, akıllı masa, akıllı koltuk. Koltuk bunun kime aklını ödüyor? Bu ne arıyor? Oğlanların ikisi yapıyor. Her şey evde akıllı olsun. Hiç biz yorulmayalım. Aa, rahat doğru. Rahat oturalım. Çok doğru. Dolaplar ütüyü yapsın. Masayı gelince masa açsın. Misafirleri karşılasın. Ondan ne yapacak acaba merak ediyorum. Oturacaklar keyif. Gelinin gelen misafirlere afiyet olsun diyemiyor mu da akıllı bir şey istiyor? Diyemiyor çünkü kendini yormak istemiyor benim gelinim. Benim ya gelinim Nazlı. Ağırdan satıyor kendini. Ve gücümü zorlayacaktım, yatak odasını alacaktım. Ama şimdi ikisini de alamıyorum. Senin aklını zorluyor, aklını. Yatak odasını aldınız mı? Dün konu, cuma günü ne yazık ki. Ha? Alamadık. Almaya gittik. Aynı mağazada. Dediği gibi akıllı bir yemek masası beğendim. Şimdi akıllı yatak odası bitti. Bir de akıllı yemek odası çıktı başımıza. Ama sen de abartmışsın. Ama şöyle beğendim Nursel Hanım. Yani bir tek özelliklerinden değil, dış görünüşünü de çok beğendiğim için beğendim. Yemekte yapıyor mu masa? Keşke yapsa. Yapsa onu da isterim. Ama şu akıllı masanın görüntüsü varmış. Bakalım ne kadar akıllıymış. Evet. Seni bile şaşırttıysa. Evet. Biz neye geç kaldık ya? Aleyna gelinin istediği yemek odasını inceliyoruz. Fiyatı 176.550 TL'den 132.412 TL'ye düşmüş. Sade ve şık görünen yemek odası beyaz, biraz altın rengi detayları olan konsolun da ayna detayı olan bir yemek odası takımı. Bize biraz pahalı geldi ama bayağı bir özelliği varmış. Yüz tanıma özelliği, otomatik çatal bıçak servisi ve sandalyelerde sensör varmış. Yüzümüzü tanıyınca ne oluyor mesela merak ettik açıkçası. Masaya oturunca çatal bıçaklar gökten masaya mı düşüyor acaba? Bakalım diğer hanımlar beğenecekler mi? Beyan teyzenin bir lafı var. Benim aklımla mı oynuyorsunuz ya? Şok oldum ya, şok. Ne oluyormuş? Akıllı çatal bıçakları kendi çıkarıyormuş. Peçete, bak, çatal, bıçak. Ya bak bu ilanları da Aleyna açıyor. Yüz tanıma özelliği varmış. Otomatik çatal, kaşık, bıçak, peçete servisi çok önemli. Sandalyeler üzerinde sensör. Yani ne oluyor? Sandalye mi çekiyor bize acaba? Afiyet olsun diyormuş. Afiyet olsun. Ayağa kalkınca afiyet olsun. Senin konuşmana gerek yok. 170'lerden kaçların? 136.500. Nasıl bir fiyat bu? Düz gözüküyor, dümdüz. Masa gibi gözüküyor. Yani görünüşünü çok beğendim. Özelliklerine bak. Aslında ben dış görünüşünü beğendim. Vallahi benim mutfağdaki masamdan güzel. Özelliklerine bakınca daha da çok almak istedim. Yani şimdi şöyle artık günümüzde akıllı telefonlar, işte her şey artık teknoloji çok ilerliyor. Ay Songül'cüm sana şu an bir göz geldik, acıdım kadına. Böyle boynunu da hepsini bükmüş. Annesini aldırtacağım. Ya ben teknolojiye okeyim yani ama burada mesela sandalyeye birisi oturuyor ya, yüz tanıma var. Şimdi tanımayan birisi oturduğu zaman sandalyeye... Hayır mı diyecek? Aynen. Anlamaya çalışıyor. Aynen. Hayır bir de yüzünü tanımladım, kadını sandalyeden mi fırlattın? Benim için üzerine oturduğum bir şey sağlıyordu belki. Bak Aleyna hepimiz şok olduk. Valla hani iyi kötü bak olabilir. Ne kadar konuşuruz, yani maddi durum iyi derler. Ama hiç duymadığımız ve şaşırtıcı bir de Türkiye böyle değişik standartlarından yüksek fiyatlar. 112.000 lira biri, 132.000 biri. Cuma günü burada yatak odasını da almayacağını söylüyordu. Fakat gittik o mağazaya, alıyordu da. Yine de alacak. Bakın ikisini de alacak bana. O gün burada da aynısını söyledi. Yapmayacağım, almayacağım asla dedi. Ve o mağazaya gittik. Hafta sonumu inanın rezil etti. Mağazadaki çalışanlar o kadar yüksek sesle konuşuyor ki mağazadaki çalışanlar dönüp bize bakıyor. Yani hafta sonu berbattı. Mağazadakiler. Neden bu kadar pahalı? Ne oldu? Nereden geliyorsun? Bu kadar pahalı eşyaları alıp duruyorsun. Ağzındakileri onun için bakmadılar. Bana bakmadılar. Niye bakmadılar? Dur bir dakika Aleyna. Niye baktılar? Biz bu gelinle acaba nereden aldılar? Nereden getirdin? Kimin prensesi? Nerenin prensesi? Nerenin prensesi? Ha? Ne dedi mağazadakiler sence size bakın? Mağazacılar bana bakmadı. Aleyna'ya baktı. Aleyna'yı kınadılar. Çünkü o kadar bir yemek masası bu kadar fiyat, yatak odası bu kadar fiyat. Mağazadakiler niye şey yapsın yani ki? Mağazadakilerin hoşuna gider. Oh ne güzelmiş. Ama ben anlıyorum ki. Bir şey söyleyeceğim. Ben anlıyorum. Bunlar gerçek mi? Bu ilanlar Aleyna yapıp yapıp mı getiriyor? Ben böyle bir şey görmedim. Gerçek, bir de yani şey... dümdüz şey ya. Esra böyle akıllı masa, ya. Akıllı yatak odası gerçekten var ben. Böyle bir şey. Ay var mı böyle bir şey? Hayır yok. Var. Ay, benim oğlum askere gitmeden, bunlar bakıyorlardı bana da gösterdiler. Akıllı yatak odası gerçek yatak bu arada ve ben de istedim. Televizyon çıkıyor. Aleyna sana müzik geldim. Çıkıyor. Misafirliğe diyelim. Doydum, kalkacağım. Masa bana afiyet olsun diyecek. Niye desin? Ne kadar adamıyla konuşurken korkar. Ya orası çok önemli değil ama düşünsenize peçete servisi, çatal bıçak servisi, yani sofra düzeni. Onların içine sen koyuyorsun, görüntüsü. Bence çok güzel. Bak cuma günü konuştuğumuz şu ütü yapan dolap işleri inan ki böyle bir hepimizin hoşuna gitmişti. Aynen ütü masası. Ama masa birazcık bilmem. Vallahi Songül ya ben çok beğendim. Songül teyze haklı almamakla, çok istiyorsa çalışsın, kazansın, alsın. Yani çatalını, bıçağını da çok lüks. Kendi koysun. Bu kadar lükse gerek yok. Lüks değil ya, güzel değil ki görselinde. Hayır, özelliklerinden bahsediyorum. Ya benim bir ilk evlendiğimde masam vardı. O bana çağ ötesi gelmişti. Böyle masa açılıyor, içinde şey kısmı var, çatal, bıçak falan. Yani biz çağın çok gerisindeymişiz ya. Olabilir, o bize bağlı geliyorsa bu zaten. Uzay işi falan. Bir şey söyleyeceğim. Senin elin yok mu o çatalı bıçağı koymuyor ya? Var. Peçete... Tercih meselesi var. Nasıl yani? Şeyi merak ediyorum. Bir robot eli falan mı çıkıyor yani? Masaya hayır, kendiliğinden çıkıyor. Bir dakika, robot eli falan değil. Aşkım, bir saniye. Konuşan sandalye tanımadığı insana oturtturmuyor. Hiç ben anlamadım. Sadece benim istediğim insanları oturtturmuyor. Bence görüntüsüne oturtturmayacak. Bir dakika Aleyna benim yüzümü görmüyor sandalye. Beni baştan yarat. Vallahi geç kalmış. Geç kalmışız Beyhan abla. Bence kapı da akıllıdır. İstemediğini içeri almaz. Keşke öyle bir şey olsa çok keşke. Doğru. Keşke olsa. Kesin araştıracağım. Onu da isterim. Aleyna'nın bu akıllı sisteme karşı olan ilgisinden gına geldi artık. Ne alaka masa, sensörlü yüz tanıma ne anlatıyor? Evet. Kaynana salar. Direkt ben onu araştıracağım. Kapının da şeyi var en azından parmak izli olanı aynen. Var. Çok güzel olur. Onu alırsın. Tam otomatik gelin. Ya bazı insanlar teknolojiyi seviyor. Kendi bütçesi, kendi parası, kendi kocası. Evet. Songülcüğüm. Yapacak hiçbir şey yok yani. Herkes gelin prenses. Bu. Gösteriş Nursel'im. Seviyorum. Gösterişi seviyor olabilir. Hoşuma da gidiyor. Günün son tadımını yapıyoruz. Onu da Carmen Gönüllü yapıyoruz. Buyurun. Yarışmaya geldim. Hayatım değişti. Tam. Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Alnımın akıyla 122 bilezik oldum. Zirveye çıktım. Gerçekten! Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! Üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ağır. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel bir iş. Günün son ve en zor tadımı sana kaldı. Ya vallahi bu son tadım hiç iyi olmuyor Nursen Hanım. Ana altına en son puana takıldığı için zaten insanın üstünde ağırlık oluyor. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi ben bu hamurdan bir şey anlamadım. Hamur çiğ bence bu Nursel Hanım. Baksanıza kıyması. Ya pişirmeyi mi unuttular? Suya haşlamaya mı bu hamuru? Ben bilemedim. Yedim. Bir şey anlamadım yani. Vallahi bu olmamış. İçi çiğ kalmış. Evet. Şokunu atlattıysan. Evet yani. Hamuru nasıl olmuş? İnce açmış, açması güzel. Tamam. Ama hamuru da pişmemiş. Sosu nasıl? Valla sosu da valla lezzet olarak sos da bildiğimiz valla işte nasıl diyeyim ana işli çiğ köfte olur ya, onun sosu gibi bir şey yani, ben hiç böyle bir şey görmedim Nursel Hanım. Vallahi billahi. Aynen. Geçelim. Ne diyeceğimde şaşırdım. Günün son 3 tabağı. Eyvah eyvah başımıza. Nursel Hanım, bunun hamurunu kalın açmış ama pişmiş. Hı hı. En azından kıymasında baharat tadını aldım. Güzel. Valla yani yer misin yerim. Hı. Aç kalırsam yani yenecek bir hamur. Şekillere falan da bak. Büzme. Bence bu mantıda şekil çok önemli. Valla baktım büzmüş tepesinden hepsi, bak şey olarak bir yere büzüp toplamışlar bunları. 2'yi beğendik mi? Ya hamuru kalın bunun da yani ama yiyince pişmiş yani en azından. Geçelim. Günün son 2 tabağı. Bismillahirrahmanirrahim. Nursel Hanım, bu kızımız da ince açmış ama bunun da içi pişmemiş. Bunun da içinde baharatta da falan yok. Karıştıramamışlar mı bunlar? Bir şey olmuş. Vardır da pişmeyince lezzetlenmiyor. Bu herhalde en azından kalın ama lezzetlenmiş. Hı hı. Bunda hiç şekil yok. Yumurta gibi yuvarlamış atmış. Açıyorum Nursel Hanım. Hadi aç. Ne yaptı bu kızlar? Ben anlamadım ya. Yemin ederim anlamadım. Nasıl olmuş? Vallahi Nursel Hanım, bu da hamur. Bak şeyi bile üstünde, hamuru bile var. Bu da pişmemiş. İnce açmış. Hı hı. Bu da pişmemiş. İçi de aynı. Hamuru da mı pişmemiş? Pişmemiş Nursel Hanım. Hamurları tamam da pişmemiş bunların. Bak, İçi bu da de pişmemiş. İçi yeni yapmış. Hani bu büzgü yapmış. Vallahi Nursel Hanım, hamuru ince ama içi olmamış. Soslar desen benim ağız tadıma hiç sosun biri uyumadı. Hiçbiri de olmamış. Yemin ediyorum olmamış. Moralim bozuldu. Yani vallahi. Morali bozuldu. Ama Nursel Hanım yani şimdi. O zaman yapacak hiçbir şey yok. Önümüzdeki tabaklar bunlar. Bunları düşünerek ver puanını. 1. İkinci tabak 1 puan, 3. tabak 1 puan. 2 tane az çiğ var ama en azından şekil ya. Uğraşmış, ince açmış, şekil vermiş. Ona göre vereceğim. 4 vereyim. Buna da 5. 2 çiğe 1. tabak 4, 4. tabak 5 puan. Bu kadar beğenmeyip 2 tane yüksek puan kullanmak. Ama ikisi aynı eşit değerde. Bunlar hiç olmamış. Bari onlar açmış, şekil vermiş. Haklarını yemeyin. 2 tane birimiz var. Bir tanesi işte bu 3. tabak. Peki sahibi kim? Hazırsan kaldır görelim. Damla, yeni gelinimiz. Şimdi Gönül teyze, baharat tadı almadım diyorsun. Yerine geliyorsun, onda baharat tadı aldım diyorsun ama kullandığımız miktar zaten aynı. Aynı karabiberi koyuyoruz. Nasıl onda alıp onda almıyorsun? Özleştirmiştir ama o... Nasıl özleştirecek? Bak, kavurmadık ki kıymayı. Bak şimdi, bu senin değil mi? Evet. Zaten bunu da bir kere köfte gibi yapmışım, bırakmışım kızım, hiç şekil bile yapmamışım. Tamam, ben şu an sana başka bir soru soruyorum. Sen kendi tabağını sor, onu da kiminse açtığında o sorsun, oldu mu kızım? Hayır, senin yorumuna göre ama tamam, anlamak bu şekilde ya. Bu kalın olmasaymış, bak hamuru kalın olmasa, aslında bak hamuru ince olması gerekiyormuş. Hamuru kalın olmasa vallahi 5'lik tabak buydu. Benim çünkü kalın olduğu için. İçi pişmiş, neden biliyor musun? Kaynama süresi uzun. Mesela ince açarsan, hamuru atarsın suya, çok bekleyemezsin. İçinde bu kadar kıyma olursa bir süre vardır değil mi pişmesi için? Tamam işte, ben de ne dedim? Ne düşünüyorsun daha o tabakta öyleyse? Düşünmedim, hayır fikir söyledim. Allah Allah, ne kızıyorsun? Yedin beni ya. Gönül teyze ince dedin hamuruna. Hangi tabakta diğer hamura çok kalın açmış? Hayır hayır ama bu, genel olarak pişmemiş dedin. Sadece bir tabağa. İkiye dedi. Bu kalın. Benimkine de ince dedi. Benimkine dedi. İnce dedin evet. işte. Tamam bu kalın dedim ama seninkinin bunu neyse bu da adı? Şekil. Şekli varmış ya bir şekil. Oyun yapmak sunarken Nursel Hanım ne dedi? Kızlar dedi şekiline. Ama o da hamurunu kalın yapmış. Tamam o da bir aldı sen de bir aldın. Gönül teyze. Tuğba'nın sana kızdığı kadar var. Sen gerçekten yemekten anlamıyorsun. Ki daha çok beğendi senin tabağından. Evet. Vallahi eğer o ince açaymış kimse bütün o zaman onunki de pişmezdi biliyor musun? 5'leri o alırdı. O gelin kim ise mesela onunki de pişmezdi. Ya pişebilirdi, yırtılırdı, hamur kalmazdı. Ya ne var ya? Köfte kalırdı. İşte onu diyorum, hamur kalmazdı, yırtılır. Ya mantık yani biraz mantığınızı yürütün ya. Yürüttük şekle, incele. Ama içleri pişmemiş o kadar. İçleri bak pişmemiş bile demem. Derim ki bu hamura bu köfte büyük olduğu için bu kadar pişer derim. Ama pişmemiş. Evet. Aslında öyle yapıyor. Bir de yorum yapıyor, bir de kafasını yoruyor. Yapıyor. Fena beyim. Allah Allah ya ne fenasınız ya. Allah beni öldürecek bunlar. İkinci en yüksek puan bu. 4 puan acaba kimin oluyor son puanı? Dört puan. Kaldır görelim kimin oluyor. Yeşim. Tuğba sona kaldı. Al o tabakla dışarı doğru koş. Ya zaten ben şu durumu çok yaşadım gerçekten de. Daha da pişirmeye çalıştıkça ben 20 tane yaptıysam 10 tane de patlamıştı. Aynen öyle. Yırtılıyor. İster istemez hamur ince oldukça. Ya bak. Mesela benim parçalananlar vardı. Yedim. İçleri çiğ değildi. Bak. Ama parçalandı. Hamur parçalandı. Ama seviyeye göre de değişir. Bak. Şimdi 20 tane yaptım değişir. Ya. Bak yavrum. Neyine baktım ben bunun? Hamurun inceliğine baktım. Evet. Şekil çık ona baktım ama başka benden hak. Ya şimdi hak yedim mi yemedim gene. Şunu savunmuyorum çiğ zaten. Dedin. Hepsi dedi. Hiçbir şey beğenmedim dedi. Bu pişmiş dedi. Şimdi dördüncü tabağa da sen. Rutin çiğ dedi. Oraya verir zaten. Onu tartışmıyorum bile. Ya taktınız ona ya. Ne gerek? Biz değil sen taktın. Dördüncü tabak senin. Onu artık Allah'ın emri onu konuşmuyorum ya da. Taktı neyi benim babamın elinden. Şunu savunmuyorum. Biz evdeki gibi mesela toptan yapıp bir anda atmıyoruz. Mesela yaptıkça atıyorum içine. İlk attıklarım mesela hepsinin seviyesi 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Kalkıp diyemem ki hepsi mükemmel pişmişti diyemem. Biri azdır, biri çiğdir, biri ortadır. Ama... Onu tartışmıyorum. Köfteyi hiç konuşmuyorum bile. Siz de ben bir an dedim ki ya sosu bile çiğ köfte sosu mu dedim. Evet. Ya çiğ köfte sosu nasıl oluyor? Bana anlat ya. Bana anlat. Çiğ köfte sosu nerede ekşisi? Neyden koyuyorsun çiğ köfteni? Çiğ köfte gibi olmuş dedi. Sos çiğ köfteye andırıyor lezzet olarak. Hepsi böyle mi bir tek benimki mi? Hayır. Seninki koyusu bunlar bir tık açı. Aynı lezzeti alıyor. Renk olarak mı? Neyden bahsediyorsun? Lezzet olarak. Lezzet olarak aynı çiğ köfte tadında var sos. Hiç vallahi güzel yapmamışsınız bu sefer sosları. Ne isteniliyorsa... Onu yapıyoruz. Bizim özel hiç burada şefin tarifi, Yeşim'in spesiyeli diye bir şey yok. Seninki koyu bir tık. Kıvam olarak mı diyorsunuz? Evet. Yarım bardak ne istiyorsa şefimiz. Hayır, kaynaması bir tık koyu yani. Oradan bunlara mı kırdın bir puanı Gönül teyze? Bir puanı evet oradan mı? Sosa göre mi? Oradan mı kırdın bir puanı? Bunun sosu... Buradan daha mesela koyu gözüküyor. Hayır, açık. Bu daha koyusu. Allah. Bakabilirsiniz. Birinci tabağı hiç beğenmedim ya. Ama sen de beğen. Benim tabağımı savunuyorsun, iyi misin? Deminden beri avukatlık yapıyor ya, benim tabağım olunca susuyor kalıyor orada. Bakabilirsin. Kıvamına şeyini diyorsunuz. Evet aşkım sosuna. Bak bu daha koyu bir tanem. Seninki bak gördün yani kendini hepsi açık. Tamam yok açık. Yorum yaparken söylemiyorsunuz bunları. Ama ben dedim bak. Hayır siz orada sadece dediniz. Çiğ köfte gibi. Diyor. Yani çiğ köftenin kendisi gibi Genel olarak sosları çok beğenmediniz zaten de. Vallahi ben farkındayım hiçbir kayınvalide. Sana ne girerse beğenilmez. Özür dileriz. Ve günün en değerli puanı sevgili Tuğba'na mı gitti, rakibe mi gitti? Alenesi günün gitmiştir. En önemli sorusu. Bir sıkıntımız var Gönülcüm. Tek yenmeyecek gibi değil dediğin tabak buydu. Hamuru kalın. İçi... Tek pişmiş dediğin tabak buydu. Hamuru da kalın dedin. Ya Tuğba çıkarsa ne yapacaksın? Açı edin ince. Demeyecek mi anne kıpkırmızı etler diye? Aa, ince açı edin derim. Sen rahatsan ben senden rahat olurum. Aleyna mı yoksa Tuğba mı? Kaldır görelim. Allah'ım ne olur Tuğba çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Tuğba! Kan dağıttı bir de bana böyle yapıyor, vals yapıyor. Bir de olabilirdin ona bakarsan. Valla keşke madem birine 4 verecektin 2'ye verseydin. Madem beni buldun neden puan dağıtıyorsun? Ben anlamıyorum seni ya. Kimi beslemeye geldin? Gönül teyze. Kalındı. 5'e Ozan teyze sana vermezdi. Kalındı. Şu an... Evet. Ben iki tane şekil, bak şekil ve ince olana baktım. 4'ü verdin, 4'ü verdin. Gönül teyze, ikinci tabağı çok beğendim. Beğendi. Pişmiş. Beğendi. Baharatları bak, özleşmiş. Bak, bir saniye bak, ben konuşayım sonra sen konuş. 4 tabağın içinde eğer ince açsaydın... Bir hamurdan nasıl 4 puan kırdın? Ben bilmem. Sadece bir hamur kalınlığından nasıl 4 puan kırdın? Çünkü... Ama en güzel bak, yorumu da benim tabağıma yaptın aşkım, orada. Bak bu... Gönül teyze şimdi sen orada 4 tane tabak tattın. Yengel ince olması gereken tamam, bir hamur. Tamam ben kabul ediyorum hamurum vermem, kalın. Beni dinler misin? Vermem. Bir dakika. Sen ne diyeceksin? Gönül madem konuşuyorsun. He. Şekli güzel şunu güzel. Madem çiğlere 4'ü 5'i veriyorsun. Kalını hamur olsun, içi pişmiş. 3 ver. Ona da 3 vereyim. Vermem. Vereydin. Vermiyorum canım. Sen benim avukatım. Sen Aleyna'nın hakkını yedin. Yemem. Aa, benim tabağıma çünkü bir kelime etmedim ya. 5 almadım. Ay boynum tutuldu. Gönül teyze. Evet, şimdi sen oradaki tabakların hepsini tattın. Ve en güzel ve en beğendiğin tabakta 2'ydi. Çok da yorum yaptın. Doğru. Çok da söyledin. Doğru. Bak hepimiz yorumuna duyduk göre seni. Ben peki neden 1 verdi? Evet doğru. 4 kalın. Hamuru kalın vermem. Buradan 4 puan kalın. Hamuru açmak ya marifet. Burada hamuru açmak marifet. Bir şey söyleyeceğim. Birinci tabağa 4 verdin değil mi? Doğru. Evet verdim. 4 verdin. Onu o kadar övmedin. Beğenmedi ki. İnce açmış. Onu o kadar övmedin. Bir hamurdan 4 puan nasıl kırdın Gönül teyze? Vallahi ben kırarım. Nasıl her şey? Açaydın da alaydın. Bir şey söyleyeceğim. Baharatla özleşmemiş. He? Mantaştın mı? Sen beni ne yapacaksın? Ya ben suda açmak marifet ya değil, hamur açmak marifet. Doğru bir şey söylüyorsun. Sadece bir şey söyleyeceğim. Ya. Burada ya sadece hamur işi yok. Sadece hamurum kalın dedin. Tamam. Baharat tadı alıyorum dedin. Özleşmiş dedin. Çok güzel dedin. Burada dedin yenilebilir tabak bu dedin. Doğru. En güzelleri bu olmuş dedin. Aman 1 verdim. Eğer onun altından ben çıksaydım var ya yakardım burayı. 4 verdiğin tabağa hiçbir şey söylemedi. Evet. Nursel Hanım da sordu. Bu kız da ince açmıştı. Buna neden 1 verdin? Onu yumurta. Tamam. Onu ya sen şekilden 4 puan kırıyorsun. Hamur kalınlığından 4 puan kırıyorsun. Pişmemiş, baharat tadı yok 4 veriyorsun. Nasıl yani ya? Aa bak incecik açmış. Tamam da tadı yok ki. Bıçak niyetli olmadı. Açmışlar. Açaydılar. Yapmayacağım. Nasıl yapmayacağım Tuğba? Gelinin mutfakta da kritik hafta. Sen niye ağlama rica ediyorum. Belki de yaptığın en son tadım bu. En son ve en zor. Kötü oldum. Ay ne oldu? Tuğba. Gelinin mutfaktanın gelmiş geçmiş en başarılı gelini Tuğba. Efsane yarışmaya efsane gelin veda mı ediyor? Herkesi çok seviyorum. Koskocaman bir devir mi kapanacak? Sosyal medyada konuşulanlar gerçek mi olacak? İddia ediyorum. Tuğba elendi. Tuğba mı Yeşim mi? Yoksa bir başka gelin mi? Bulamıyorum anneciğim bulamıyorum. Bulacaksın ya. Tamam sakin ol. Veda eden gelinimiz... Allah. Ne? Şaka. Gerçekten de. Odaklanamıyorum hiçbir şeye. Yemeğime odaklanamıyorum. Gelinin mutfakta bu hafta nefes kesecek. Gelinlerim, haftaya çok hızlı başladık. Tebrik ediyorum. Tansiyon yüksek. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce. Eksik. Buraya ne yazık ki üzücü bir haberle geldim. Bir gelinimiz maalesef -2 almış. Bu -2 ceza puanı alan gelinimiz de Çok ama çok üzgünüm ki Damlacığım sensin. Neden? Neden? Şeklini, mantının şeklini tutturamamışsın. Hani böyle büzgü büzgü ya. Yapmışsın ya, onu söylüyor. Bu görsel tiyolaşmaya giriyor. Herkesin büzgü yapması gerekiyor. Ama şimdi şefimiz anlatırken büzeceksiniz, kalanını da keseceksiniz dediği için ben de hani orada bir kalınlık kalmasın diye kestim. Orayı kestim. Aşkım seninki böyle yüz yuvarlak. Öyle olacak pile zannediyorum. Pile yapacağını mı anlamadın? Hamuruna pile yapacağını mı anlamadın? Evet. Hiç moralini bozma. Yo, bozmuyorum. Şefi iyi dinle. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Yeşim! Karayanı bulduk. Ay Sirayi ninem. Ay Beyhan abla bu ayakkabıyı bir daha giyme. Karayanı bulduk. Yaştıracağım ayakkabımı. Çeyrek aldık ya, şimdi para vereceğim. Haftaya çeyrekle başladık. Bu hafta da bileriz der misin? Bu ayakkabı uğurlu geldi. Ben olsam her gün giyerim bunu. Yok sen otur istersen. Hadi gelin. Yarın aynı saatte ve enerjide buradayız. Siz de davetlisiniz. Hoşça kalın. Beyhan abla şu ön sıralara geçin kaynanalar. Dibimde çıktıydı. Tuğba olsaydı gitmeseydi. Tuğba boyasaydı saçlarını. Aleyna Gönül Hanım'ın saçlarını boyadı. Tuğba bu duruma çıldırdı. Ya ben ona boya demedim. O kendi dedi ya. Kendini kullandırma. Benden başkasına yanaşma. Aleyna Gönül Hanım'a neden balkabağı hediye etti? Bunu gören Tuğba çileden çıktı. Ben sana yetemiyor muyum? Tuğba ve Gönül Hanım arasında kıskançlık krizi mi yaşanıyor? Boya mı aldı fazladan sana? 1000 katını alayım ya. Bir kabağa mı kandın? Fazlasını alayım. Ama o hediye getirmişim. Ay çok sinirim bozuk Burcu'nun. Almayayım mı? Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 21 puan, Tuğba 19 puan, Aleyna 8 puan, Damla 5-2, 3 puan.